değerli milletvekili arkadaşlarım, medyamızın değerli temsilcileri, mübarek Ramazan ayının ilk gününde haftalık olağan meclis grup toplantımızı gerçekleştirmenin manevi hazzını yaşıyoruz. Konuşmamın başında hepinizi saygıyla selamlıyor, başarılı ve sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hayatın yükünü omuzlamış bütün vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda varoluş mücadelesi veren tüm kardeşlerimize en iyi dileklerimi sunuyorum. Muhterem heyetinizin, aziz milletimizin ve Türk İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyor, nice hayır ve hasenata kapı açmasını, hasretle beklediğimiz sıhhat ve selamet dolu günlere erişmeye vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan, 3 ayların sonuncusu, 11 ayın sultanıdır. Bir kez daha müşerref olduğumuz bu kutlu ay, inananlar için bereket ve bolluk vahası, sabır, merhamet, hoşgörü ve paylaşma vadisidir. Aynı zamanda ve daha önemlisi, doğru yolun, hak ile batılın birbirinden ayırmanın açık ve parlak bir delili olan Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır. Ramazan münasebetiyle cennetin kapıları ardına kadar açılırken, cehennemin kapıları kilitlenip şeytanlar zincire vurulmaktadır. İnsanlığın maruz ve mahkum kaldığı belaların dallanıp budaklandığı bir dönemde nefis terbiyesine, kalp temizliğine, vicdan tefekkürüne, huzur tecellisine çok ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyaç hali her geçen gün daha da şiddetlenmektedir. Maalesef insanlık tehlikeli bir girdabın ortasında, çözümü gittikçe karmaşıklaşan girift bir bulmacanın odak noktasındadır. Bir yanda süregelen kanlı çatışmalar, sonuçsuz çekişmeler, iç savaşlar, hakimiyet kavgaları, istikrarsız coğrafyalar, kutuplaşmış ülkeler, ekonomik zorluklar ve zulüm ve adaletsizliklerin karanlık yüzü varken, diğer yanda gözle görülemeyecek kadar küçük ama tahribat ve yıkımı devasa büyüklükte olan bir virüsün insanlığa meydan okuyuşu söz konusudur. Açlık, yokluk, yoksulluk, yolsuzluk, terör kıtalara ambargo koyarken ilkel dürtüler, ilkesiz yönetimler, iradesiz yöneticiler, itibarsız zihniyetler ne yazık ki beşeriyetin susadığı barış, refah ve huzur ufkunu perdelemektedir. İşte böylesi bir süreçte COVID-19 hastalığı insanlığa musallat olmuş, hayatın normal akışını temelinden hem de kaygı verici ölçüde bozmuştur. Elbette her şey Allah'tandır. Derdi veren Allah, inanıyoruz ki şifayı da bahşedecektir. Her zorluğun içinde bir kolaylığın olacağını unutmadan önce tedbiri, sonra da tevekkülü rehber edinmeliyiz. Ramazan ayında sağduyu ve sükunet içinde orucumuzu tutup ibadetimizi yaparken manevi muhasebeyi, insanlığın hal ve gidişatını mutlaka gözden ve gönülden geçirmemiz zaruridir. Bu mübarek ayda kendimize dönerek, sevdiklerimize daha çok yönelerek, akıp giden hayatın biraz olsun hızını keserek, virüsün yayılmasını engelleyebilir,
bayramı aslına uygun olarak karşılayabiliriz. Vuslat için sabretmeliyiz. Biraz daha dişimizi sıkmalıyız. Maske, mesafe ve temizlik şartlarına riayet kadar Ramazan ayı boyunca uygulanması artık kaçınılmaz olan diğer kısıtlayıcı tedbirlerle bayramı ve mütakip dönemleri tıpkı eski günlerde olduğu gibi kucaklayabiliriz. Dar gelirli vatandaşlarımızı gözeterek, esnafımızın, çiftçimizin, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin talep ve hassasiyetlerini mümkün mertebe dikkat alarak bugünkü dar boğazdan çıkabiliriz. Covid-19'un tasallutundan kurtulabilmek için seferberlik içinde hareket etmeliyiz. İnsan ve toplum sağlığının muhafazası, ayrıca Covid-19'la mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için hayati nitelikli kurallara mutlaka uymalıyız. Dayanışmanın, duyarlılığın, empatinin, yardımlaşmanın güzelliklerini hep birlikte göstermeliyiz. Biz öylesine büyük bir medeniyetin, öylesine kutlu bir tarih ve kültür zenginliğinin varisleriyiz ki, felaketin kayalıklardan fidan fidan serpilen, ağır sorunların çorak bağrında filiz filiz yeşeren birlik ve kardeşlik bahçemizde el ele tutuşmasını çok şükür biliriz. Bu sayede mazlumların göz pınarlarından süzülen yaşları sileriz. Küçücük yavruların soğuktan titreyen ellerinden tutarız. Gariplerin ümidi, çare arayanların sesi, darda kalanların nefesi oluruz. Çünkü biz büyük bir aileyiz, asil ve soylu bir milletin sevdalılarıyız. Diyor ya şair, Müslüman yürekler bilirim daha, kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet. Eller bilirim haşin hoyrat mert, alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırıştığı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Cenab-ı Allah'tan niyazım bu mübarek ay hatırına, Covid-19 illetinden Türk milletini ve tüm insanlığı esirgeyip bağışlamasıdır. Ramazanımız mübarek olsun, dua ve ibadetlerimiz kabul olsun, Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Muhterem milletvekilleri, terörle mücadele kararlılık ve kahramanlıkla sürdürülmektedir. Ocak ayında başlatılan Eren operasyonları başarıyla ve yüksek bir moralle icra edilmektedir. PKK'nın kış aylarında yuvalandığı alanlar birer birer temizlenmektedir. Yaklaşık 2 haftalık bir zaman aralığında bölücü örgütün üst kademe yöneticilerinin içinde yer aldığı 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şırnak, Besler, Dereler, Domuzdağı bölgesinde hainler takibi alınarak mağaraları ve saklandıkları barınakları tespit edilmiş, ardından da isabetle vurulmuştur. İkisi kırmızı, üçü de turuncu listede bulunan PKK'nın elebaşları, ihanetlerinin bedelini canlarıyla ödemişlerdir. Karların yavaş yavaş erimesi ve baharın gelişiyle birlikte saklandıkları deliklerden fareler gibi çıkmaya başlayan teröristler, hamdolsun Türk milletinin gücünü, Türk devletinin kudretini bir kez daha görmüşlerdir. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Onlar yıkacak, biz yapacağız. Onlar saklanacak, biz bulacağız. Nitekim şehitlerimizin hesabını sonuna kadar soracağız. Bölücü terör örgütünün sonu nihayet gelmiştir. PKK can çekişmekte, acı içinde çırpınmakta, her yerinden dağılmaktadır. Bu kanlı ve hain şebeke çocuklardan bile terörist devşirecek kadar alçaktır, şerefsizdir.
Bunlardan birisi olan Hamza Adıyaman, Hakkari Kırıkdağ köyündeki okulundan kaçırıldığında henüz 8 yaşındaydı. Ailesi gözyaşı dökerek yıllardır evlatlarının yolunu gözlemişti. Önce zap suyuna düşüp boğulduğunu söylediler. Ancak Hamza Adıyaman'ın Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK kampına kaçırıldığı fotoğraflarla ortaya çıktı. Küçük bir çocuğun eline silah verilmiş, ölmeye ve öldürmeye programlanmıştı. Şu rezalete bakınız ki HDP'li bir kadın milletvekili de PKK'yı arkalamış, Hamza Adıyaman'ın ailesini suçlayarak aynen şunları söylemiştir. Zap suyuna düştü ve ailesi para karşılığında HDP il binası önünde oturtuluyor. Bu terörist kadının ruhu kirlenmiş, vicdanı lekelenmiş, iradesi rehin alınmıştır. Ve mecliste bekleyen fezlekesinin derhal işleme alınması hayat memat konusudur. Hamza Adıyaman zap suyunda değil, PKK'nın ihanet kampındadır. Gerçekleri saklayan, çocukların dağa ve kamplara silah zoruyla kaçırılmasını çarpıtan kim varsa, dilerim ki bir gün kendilerini zap suyunun dibinde bulurlar. HDP ile ittifak kuranlar aynı zamanda çocuklarımızın düşmanıdır. Terörist Demirtaş'a siyasi maksatlarla müşfik ve müsbet yaklaşanlar, çocuklarımızın, kadınlarımızın, güvenlik güçlerimizin, hülasa Türk milletinin karşısında oluşmuş zillet cephesidir. HDP'ye müsamaha ve merhamet, analara hakaret, babalara hiyanettir. 3 Eylül 2019'dan itibaren Diyarbakır'da başlayan, ardından Van'a ve Hakkari'ye kadar uzanan haklı eylemlerle HDP il binalarının önünde evlatlarının peşine düşen katillerden ve işbirlikçilerinden çocuklarını isteyen muhterem anaları selamlıyorum. Anaların yüreklerinde patlayan volkanın, gittikçe yaygınlaşan infial lavlarının hainleri ve destekçilerini perişan edeceğine inanıyorum. Diğer taraftan 7 Nisan'da Zeytin Dalı Hareket Bölgesi'nde PKK-YPG terör örgütünün kanlı saldırısında kahraman uzman çavuşlarımız Ahmet Akdal ile Gökhan Çakır, 9 Nisan'da Eruh ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada ise kahraman uzman çavuşumuz Erkan Erdem şehit oldular. Geçen hafta bir başka acı haber de Konya'dan geldi. Türk yıldızlarına ait eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucunda pilot yüzbaşı Burak Gençcelep şehit düştü. Afrin şehidi Gökhan Çakır evladımızın saygıdeğer babası Hasan Çakır'ın hayranlık uyandıran şu sözleri aziz milletimizin ruh kökünün tıpkısının aynısının özetidir. Şehit babası diyor ki, Allah devletimize zeval vermesin. Vatan bölünmez, şehitler ölmez. Bugün bir tane Gökhan gitti ama bu sabaha kadar 1000 tane Gökhan gelecek. O kanı yerde bırakılmayacaktır. Eruh kırsalında şehadet şerbetinden içen Erkan Erdem evladımızın elleri öpülesi annesi Hatice Erdem, yaktığı ağıtla hepimizi yüzüne boğmuş ve şöyle seslenmiştir. Vatan sağ olsun, karlı dağları aştı da Türk bayraklarıyla geldin kuzum. Bu inanç bizde varken, bu dirayet bize hakimken, bu vatan ve millet sevgisi bizimle bütünleşmişken, Türk milletini bölmeye, Türk devletini yıkmaya, Türk bayrağını indirmeye, Türk vatanını parçalamaya, hiçbir zalimin, hiçbir zilletin, hiçbir muasım ülkenin gücü yetmeyecektir.
Bir ölürsek bin diriliriz. Bir gidersek bin geliriz. Ancak milli varlığımız üzerinde operasyon yapmayı hedefleyen emperyalistleri ve uşaklarını asla affetmeyiz. İstiklal deriz, ihanete ok gibi saplanırız. İstikbal deriz, tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi işgale yeltenenleri doğduklarına, doğacaklarına bin pişman ederiz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür temennisiyle hürmetlerimi sunuyorum. Şehitlerin kanı yerde kalmayacak, emanetleri çiğnetilmeyecektir. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti dünya durdukça var olacaktır. Değerli milletvekilleri, milli şahsiyetleri ihmal etmek, tarihin çağrılarına kulak tıkayıp dünün tecrübelerini yok saymak, bir milleti mekanda köksüz, zamanda öksüz bırakacaktır. Bu nedenle tarihimizin herhangi bir döneminde milletimize ve devletimize hizmetleri geçmiş muhterem ve müstesna isimleri saygıyla ve şükranla hatırlamak hepimizin boyun borcudur. İtikadımıza göre ahde vefa imandandır. Milli ve tarihi şahsiyetlerimizin doğru anlaşılması, doğru tanınması, doğru tanıtılması geleceğe ışık tutacaktır. Rahmetle yad ettiğimiz merhum Fevzi Çakmak, her ne hikmetse adına ve şanına yakışır şekilde konuşulmamaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümetinde Milli Müdafaa Vekili, Ocak 1921'den itibaren de ilk icra vekilleri heyeti reisi olan Fevzi Paşa, 1924'ten 1944'e kadar Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Cumhuriyet döneminde Atatürk, orduyu teslim ettiği Fevzi Paşa'ya büyük bir güven duymuştur. Bu güvenin gerçek sebebi de onun askerliğe sevdayla bağlılığı, askerin siyasete karışmasına karşı oluşu, yanı sıra meşru hükümete sadakat ve itaatidir. Milli ve manevi değerlerle dolup taşan Mareşal Fevzi Çakmak'ın devlet ve siyaset hayatında saygın bir yeri vardır. Merhum İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesinde tarihi bir rolü olduğu herkesin ortak kanaatidir. Fevzi Paşa'nın askerlikle siyasetin ayrı tutulması, konusundaki tartışılmaz hassasiyeti, onun demokrasi ve milli iradeye saygısının bir göstergesidir. Önce Demokrat Parti listesinden bağımsız milletvekili oluşu, sonra da Millet Partisi'ne katılarak demokrasi mücadelesini sürdürmesi her anlamda takdire şayandır. 1944 yılının Eylül ayında kendisiyle yapılan bir röportajda milletin hürriyetleriyle Kuvayi Milliye ruhu arasında ilişki kurması bir bakıma milli ve ahlaki duruşu teyit etmiştir. Fevzi Paşa 10 Nisan 1950'de hayata gözlerini yummuş, fakat dönemin hükümeti yas ilan etmeyerek devlet radyosunda cenaze günü şarkıları, türküleri, eğlence programları yayınlayarak vefasızlığı ve vicdansızlığı resmileştirmiş, tescillemiştir. Allah'tan rahmet niyaz ettiğimiz Mareşal Fevzi Çakmak Paşa her zaman kalbimizdedir. 1948'de kurulan Millet Partisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi kökü siyaset kaynağıdır. Fevzi Paşa'yı bilmeyenlerin kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi özümsemeleri, hakkını teslim etmeleri oldukça zordur. Türk Silahlı Kuvvetleri millet ordusudur, kanun ordusudur,
kahramanlık onurudur. Ülkesine ve vatanına bedeli ne olursa olsun aşkla hizmet etmekte, fedakarlıkla sınır tanımamaktadır. Bazı müflis ve müfsit ve müşteri zihniyetlerin Türk Silahlı Kuvvetlerini karalaması, töhmet altında bırakması planlı bir tertip, adi bir tuzaktır. Demokrasi muhaliflerinin kahraman ordumuzu günlük siyasi tartışmalarının içine çekmek gayreti suçluluk psikolojisidir. Merhum Fevzi Çakmak Paşa, Batı Rumeli'yi nasıl kaybettik isimli kitabında bakın ne demişti. Bir millet birlik olmazsa oluşturacağı ordunun moral gücü zayıflar. Milletlerin ve devletlerin yenilgelerinin sebepleri iç zayıflıklarında aranmalıdır. Aynı görüşteyiz, aynı çizgideyiz, aynı fikirdeyiz. Milli birlik ve beraberlik şuurunu bozmayı hedefleyenler, aynı zamanda Türkiye'mizin dört bir tarafta sürdürdüğü beka mücadelesini dinamitlemek isteyen mihraklardır. Demokrasi ve milli irade üzerinde oynanan oyunun ana gayesi iç huzur ve barış ortamını baltalamaktır. 104 emekli amiralın hazırlayıp 4 Nisan gece yarısı servis ettiği darbe bildirisini haklı çıkarmaya, makul göstermeye, ifade ve düşünce özgürlüğü kisvesiyle maskelemeye çalışanlar milli iradeye içten içe tahammülsüz olan vesayetçi çevrelerdir. Konu artık yargıdadır. Bu bildirinin arkasında duranların kimler olduğu, neyin amaçlandığı elbette bağımsız ve tarafsız mahkemeler eliyle vuzuğa kavuşturulacaktır. 4 Nisan bildirisine imza atmayan ancak imza sürecinde açılan WhatsApp grubuna üye olan emekli bir amiral hazırlanan metnin yayınlanmasından önce değiştirildiği iddiasını dile getirmiştir. Madem öyleydi, 104 kişiden birisi çıkıp da bu bildiriyi niçin inkar edemedi? İmza attığım bu metin bu değildir itirazını niye yapamadı? Emekli amirallerin iradesinin ifade edildiğini ileri sürenler bize göre boşa konuşuyor, boşa uğraşıyor. Çünkü her şey gün gibi ortadadır. Eğer bildirinin son hali İP'in yönetiminde bulunan ve ilk imzacı olan Ergün Mengi tarafından hazırlanmışsa bunun izahını yapması gerekenler şüphesiz bellidir ve milletimiz açıklama beklemektedir. CHP Genel Başkanı emekli olmuş amiraller dünyanın neresinde darbe yapabilir sorusunu pişkinlikle sorabilmiştir. Anlaşılan Kılıçdaroğlu cehaletinin ve cüretinin kurbanı olmaktan herhangi bir rahatsızlık duymamıştır. Talat Aydemir'in 20 Mayıs 1963 tarihindeki ikinci darbe teşebbüsü esnasında sadece emekli bir albay olduğunu Kılıçdaroğlu dışında bilmeyen var mıdır? Tarihine yüz çevirmiş, üstelik devri iktidarında vuku bulmuş bir kalkışmadan haberi bile olmayan CHP Genel Başkanı'na milletimiz nasıl güvenecek, nasıl inanacak, nasıl itibar edecektir? Kılıçdaroğlu'nun akli ve zihni melekeleri iyice laşkalaşmıştır. Sıkıştıkça denge ve kontrolünü kaybetmektedir. İleri derecede su kaynatmaktadır. Katıldığı bir televizyon programında yoldaşı İP başkanını ters köşeye yatırıp ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum sözleriyle niyetini açık etmesi, bununla da kalmayarak kazanacağından şüphe duyulmaması gerektiğini söylemesi,
zamanlama itibariyle üzerinde durulması gereken bir beyanattır. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından bu kadar eminse, kendisine çok güveniyorsa buyursun aday olsun. Korkakça değil, mertçe milletimizin huzuruna çıksın. Ben de varım desin. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir. Kılıçdaroğlu'nun elinden tutan yok, önüne geçen yok. Aday olmasına bildiğimiz kadarıyla mani bir hal yok. Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine kararını belirlesin, cesaretle arkasında dursun. Kılıçdaroğlu geçen haftaki grup toplantısında milliyetçilikle ilgili kuru sıkı atmış, işkembeden sallamış. Bilmiyor ki loş lakırtı karın doyurmaz. Kuru gayret çarık eskitir. Diliyle omuzunu kaşıyan CHP Genel Başkanı yayladaki yağurda mantı kesiyor, sudaki balığa soğan doğuruyor, demem o ki hayal peşinde koşup duruyor. Yıkık değirmende 6 ay bekleyen Kılıçdaroğlu, milliyetçiliğin ne olduğunu bana da dünyaya da gösterecekmiş. Sayın Kılıçdaroğlu, çapına çaputuna milliyetçilik senin ne haline? Bu tuhaf ki, ne tuhaf ki, aksayanla aksırıyorsun, suya gidenle susuyorsun, sofra gördün mü açım diyorsun. Şunu aklından çıkarma ki, alçacık eşek binmeye kolaydır. Yünlüce koyun yolmaya kolaydır. Senin milliyetçiliğin ise yalan üstüne yalan koymaktır. Dünyaya milliyetçiliği anlatacağım diyen Kılıçdaroğlu, gel onu sen benim külahıma anlat. Bu şahsın az evvel katıldığı bir televizyon programında bahsetmiştim. Burada kendisine yönetilen LGBT Türk aile yapısını bozuyor mu sorusuna hayır ilgisi yok, niye aile yapısını bozsun diyen birisinin ne milliyetçiliği ağzına almaya, ne manevi değerlerden söz etmeye, ne de adamım diye ortalıkta dolaşmaya hakkı vardır. Kendisine tavsiyemiz, milletimize gölge etmesin. Nifak saçan diline hakim olsun. Gökkuşağı renklerine bürünerek eylemine ve işine baksın. Bizden de uzak kalsın. CHP Genel Başkanı'nın ucuz ve uçuk üslubunun aynısı İP'in başkanında da mevcuttur. Bu zavallı devamlı surette bize küçük ortak diyor. Sanıyorum tedavisi imkansız bir kompleksin içinde bocalıyor. 104 emekli amirale önce zevzek diyen, sonra yaş tahtaya bastığını anlayınca durumu kurtarmaya çalışan, arkasından da bize sataşan bu iplikçi başı mahalle aralarında dedikodu yapar gibi konuşmaktadır. Bir televizyonda Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenip 104 emekli amirali kastederek bu insanları küçük ortağınızın gazına gelip mahkum ettirmeyin açıklamasında bulunmuştur. Biz küçük ortaklıktan gocunmuyoruz. Büyüklüğün Allah'a mahsus olduğu inancındayız. Kaldı ki milletvekili sayımızın 48 olduğunun da bilincindeyiz. Küçük diye hafife aldığı partimizi FETÖ kumandasıyla ele geçirme oyunlarını da unutmuş değiliz. Biz küçük olmasına küçüğüz. Ancak Rabbim hiçbir partiyi zilletin küsuratı yapmasın. Böylesi bir alçalmayı hiç kimseye nasip etmesin. Değerli arkadaşlarım,
Rusya ile Ukrayna arasındaki sertlik tonu yüksek sürtüşmeler sıcaklığını korumaktadır. Bizim nazarımızda kuzeyimizde yaşanacak çatışmalar ülkemizin ve Karadeniz'in güvenliğini riske atacaktır. Bu iki ülke arasında aklı selimin öne çıkmasını samimiyetle temenni ediyoruz. Ukrayna'nın toprak ve siyasi bütünlüğüne saygı esas olmalıdır. Barış ve huzur denizi olan Karadeniz'in yeni ve şiddetli egemenya mücadelelerine sahne olmaması hem çağrımız hem de beklentimizdir. Moskova yönetiminin Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçı Donbas bölgesine askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu ifade etmesi, ABD'nin iki savaş gemisini 21 gün süreyle Karadeniz'e göndermesi milli güvenliğimiz açısından endişe verici gelişmelerdir. Sayın Erdoğan'ın 9 Nisan'da Putin ile telefon diplomasisi bölgesel gerilimin düşürülmesi çerçevesinde ciddi bir adımdır. Ukrayna Devlet Başkanı'nın 10 Nisan'da gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın soğukkanlı, tutarlı ve gerçekçi yaklaşımı krizin yatışması konusunda bir umut uyandırmıştır. ABD Dışişleri Bakanı'nın Rusya'yı Ukrayna'ya, Çin'i de Tayvan'a askeri operasyon yapma hususunda uyarısı gelişmelerin seyrini değiştirecek boyutta değildir. Kırım'ın ilhakı henüz kanayan bir yaradır ve ağır sonuçları itibariyle hala müessirdir. Bölgesel çatışmadan kaçınmak, diplomasinin diliyle ve imkanlarıyla hareket edip uzlaşma kanalları açmak muhatap her ülkenin çıkarınadır. Siyaset bir strateji, bir taktik, bir hesap, bir mantık, bir güç, toplama ve bunu yönetme sanatı ise bu sanatın incelikleri her saha ve zeminde kullanılmalıdır. Kafkaslardaki bir bunalım diğer coğrafyalara da sıçrayacaktır. Mesela bunun en başta yansımasını Suriye'de görmek mümkündür. Türkiye kuzeyinde de güneyinde de adı konulmamış kuşatma altındadır. İşte böylesi bir dönemde sağlam bir milli duruş, sarsılmaz nitelikli birlik ve dayanışma ruhu her insanımız, her siyasi parti için vatan görevidir. 12 Nisan'da Yunan Hava Kuvvetleri öncülüğünde başlayan ABD, Kanada, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Slovenya, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla gerçekleştirilen askeri tatbikat dikkatle takip edilmelidir. Ukrayna ve Rusya arasındaki kutuplaşma derinleşirken, hatta bunu tahrik eden küresel güçler biliniyorken, eş zamanlı olarak Yunanistan'ın dolduruşa getirilip provoka edilmesi ateşle oynamaktır. Yunanistan'ın sanal medya okumaları, tahrik edici siyasi manevra ve tatbikatları sabrımızı zorlamaktadır. Ne yazık ki dost ve müttefik olarak bilinen ülkeler bu kumpasın içindedir. Hava, kara ve deniz sınırlarını ihlal eden, söz konusu tatbikatla süreci kızıştıran Yunanistan'ın arka planındaki akıl hocası kaos oynamaktadır. Bunlar yanlıştır, rüzgar eken fırtına biçmeye mecburdur. Türkiye olarak devleti ebed müddet, milleti ebed müddet, nizam-ı alem ve ilahi kelimatullah irade ve kararlılığından kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Bu ilkelerimizi ve ülkülerimizi çağın esaslarına göre yorumlayıp vatanımızı zulmete karşı korkusuzca savunacağız. Geri adım atan, vazgeçip kaçan, korkup boyun eğen namerttir. Büyük Türkiye vizyonumuzun takipçisiyiz. Türk milletinin egemenlik kazanımları,
İstiklal ve istikbal hakları her mülazanın önünde ve üstündedir. Akdeniz ve Karadeniz'de cepheleşmeler tırmanırken Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın geçtiğimiz haftaki Ankara ziyaretleri sanal ve sahte bir koltuk krizi bahanesiyle gölgelenmiştir. Avrupa Birliği'nin bu iki temsilcisinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaretler esnasında konsey başkanının tekli koltukta, komisyon başkanının da kanepede oturması günlerce Avrupa basınında tartışılmış, ön yargılı kesimler tarafından ülkemiz haksızca eleştirilmiştir. Halbuki Avrupa Birliği protokol birimleri arasındaki koordinasyonu, susuzluk ve iletişim kazaları böylesi bir tabloyu ortaya çıkarmıştır. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı'na, Cumhurbaşkanı Komisyon Başkanı'na da Başbakan protokolü uygulandığı bilinmektedir. Kimin nerede ve nasıl oturacağı belliyken konuyu istismar eden zihniyetler hem kel hem fodul, hem suçlu hem de maksatlıdır. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı kanepe krizinden sonra susmuş, ilerleyen günlerde söz konusu krizden kendi ekibinin sorumlu olduğunu itiraf etmiştir. Bir başka açıklamasında da bundan dolayı uykusuz geceler geçirdiğini söylemiştir. Hiç kimse kusura bakmasın. Biz oturacağımız yeri de biliriz, buyur edip oturtacağımız yeri de biliriz. Bu koltuk meselesinden nem kapan, estirilen, yalan rüzgarına kanan İtalya'nın acemi ve çaylak başbakanı Sayın Cumhurbaşkanı'na diktatör iftirası atmıştır. İPİM başkanı da İtalya başbakanının posta koyduğunu çok kaba, nezaketsiz ve argo bir üslupla ifade etmiştir. Diktatör suçlaması posta koymak değil, küstah ve kindar bir bühtandır. Diktatör arayan kendi geçmişine bakmalıdır. Çok şükür bizden Duce çıkmadı, Führer çıkmadı, Firavun çıkmadı, Franco çıkmadı, Salazar çıkmadı, ülkemizde Nazi kalıntıları ve kara gömlekler görülmedi. İPİM başkanı posta koymaya meraklıysa gitsin HDP'yi hedef alsın, gitsin PKK'ya ve FETÖ'ye tek bir laf etsin. İtalya başbakanı çizmeyi aşmakla kalmamış, gizli Mussolini hayranlığı yakasını ele vermiş. Bir diğer tartışılması gereken konu da Berlin merkezli Bilim ve Politika Vakfı'nın hazırladığı araştırma raporudur. Bu rapor, bu vakıf icazetlidir, ipoteklidir, iradesi çalınmıştır. Türkiye'nin 2,5 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, kurumlara ve politikaya genel bir bakış başlıklı sözde araştırma raporu sinsi ve sipariş bir çalışmadır. Mezkur araştırmanın tecrübesini yaparak değerlendirdik ve baştan ayağa yalan yanlış iddialarla dolu olduğunu mütalaa ettik. Türk'ün yeni hükümet sisteminden neye ve hangi amaçlara hizmet ettiği az çok belli olan bir Alman vakfının bu kadar rahatsızlığı, bu denli memnuniyetsizliği milletimizin tarihi ve muhteşem bir tercihte bulunduğunu ispatlamıştır. Alman Sol Partisi'nin Türkiye ve MHP husumetinden sonra bu ülkedeki bir vakfın da partimizi yeni hükümet sistemini ve Cumhur İttifakı'nı karalamaya yarışı husumetle karılmış bir senaryoya delalettir. Diyorlar ki tarikatlara mensup aşırı muhafazakarlarla MHP üyeleri yeni boşalan bürokratik mevkileri işgal ediyormuş. Özellikle polis ve istihbarat kadroları MHP'ye açılmış. Ayrıca yeni hükümet sistemi çürümeye yol açmış.
bu Alman Vakfı'nın bildiği ne varsa, belirlediği neler bulunuyorsa, Türkiye Cumhuriyeti'ne bildirmezse, hükümetimize ulaştırmazsa, dünyanın en müfteri, en melanet vakfı olacağını buradan ilan ediyorum. Muhterem milletvekilleri, Türkçe konuşan ülkeler olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye arasında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ilişkiler daha da yoğunlaşmıştır. 1992 yılında başlayan Türkçe konuşan devletler, devlet başkanları zirveleri sonucunda belirginleşen siyasi iradeyle çok sayıda ortak kuruluş inşa edilmiş, bugüne kadar ilişkiler ve işbirlikleri aşama aşama geliştirilmiştir. Özellikle 30-31 Ekim 1992 yılında Ankara'da gerçekleşen ilk zirveye Türk Cumhuriyetler arasında ikili ve çok taraflı işbirliğini güçlendirme arayışı damga vurmuştur. 2000'li yıllardaki zirve toplantıları ise diyalogları temellendirmiştir. Zirveler süreciyle başlayan ilişkiler, Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyinin kuruluşuna kadar kökleşerek devam etmiştir. Kafkasların ip gibi gerildiği bir dönemde Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyinin Türk konseyi olarak isimlendirilmesi ve İstanbul'da yer tahsisi yapılması bizleri bahtiyar etmiştir. Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden en geniş şekilde yararlanmak suretiyle Türk dili konuşan ülkeler arasındaki çok taraflı işbirliğinin genişletilmesi esas alan Türk Konseyi bize göre muazzam bir gelişmedir. Türk Konseyi devlet başkanları olağanüstü toplantısı da 10 Nisan 2020 tarihinde video konferans vasıtasıyla yapılmıştır. Bugüne kadar düzenlenen zirve toplantılarında Türk milletinin birlik ruhu cihana gösterilmiştir. Önümüzdeki dönemde Türk Konseyi'nin Ahlat'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde toplanması en büyük arzumuzdur. Türk Konseyi'nin tezahür etmesinde emeğe geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, gözlemci ülke Macaristan'ın devlet hükümet başkanlarına şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun. Diyorum ki dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik. Diyorum ki heveste birlik, heyecanda birlik, hedefte birlik. Diyorum ki akılda birlik, ahlakta birlik, atide birlik. Buradan Türk Konseyi'ni, Türk yurtlarını, mazlum soydaşlarımızı özlemle selamlıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene sözüyle dünyayı kavruyoruz. 300 milyonluk Türk dünyasında biz varız, biz de ayaktayız ve görmesini bilenler için dev gibi dünyanın tam kalbindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor. En iyi dileklerimi paylaşıyorum. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Allah'a emanet olun efendim. Sevgili milletvekili arkadaşlarım, danışman arkadaşlar, bizi izlemeye gelen ve haber yapmaya gelen değerli basın emekçileri, ekranları başında bizleri izleyen sevgili halkımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar, bugün mübarek Ramazan ayının ilk orucuna kalktık. Tabii bu vesileyle Ramazan ayının ülkemize ve İslam alemine, İslam coğrafyasına barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum. Orucumuzun ve dualarımızın kabul olmasını
temenni ediyorum ve tüm kötülüklerin ve adaletsizliklerin karşısında iyilik, hakkaniyet ve adalet kazansın diyorum ve bir kez daha tüm halkımızın Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum değerli arkadaşlar. Evet, sevgili arkadaşlarım, pandemiden dolayı bir araya gelemediğimiz, uzun süre toplantı yapamadığımız sevgili il eş başkanlarımızla geçen hafta Ankara'da bir araya geldik ve bir toplantı gerçekleştirdik. Yüz yüze bir toplantıyı yaptık uzun bir aradan sonra. Elbette ki il eş başkanlarımızla birlikte yol haritamızı ve Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu süreci hep birlikte değerlendirdik ve tartıştık. Bu imkana sahip olduk bu vesileyle ve bu zorlu yolculukta tüm baskı ve engellemelere rağmen bir milim dahi geri adım atmadan Türkiye'yi karanlıktan kurtarmanın sözünü bir kez daha verdik o toplantıda. Geçtiğimiz bu zorlu süreçte inatla ve aşkla çalışmalarını sürdüren sevgili il eş başkanlarımıza buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız diyorum. Toplumu faşizm karanlığıyla boğmaya çalışanların karşısında HDP programıyla, ilkeleriyle, özgür ve eşit yaşam fikriyatıyla, örgütlü gücüyle halklara çaresiz ve alternatifsiz olmadığını, değişimin her zaman mümkün olduğunu gösteren aydınlık bir yoldur, demokratik bir alternatiftir. Evet, HDP'yi yeterince tanımayan veya tanımak istemeyenler bizim üçüncü yol dediğimizde hemen bunu bir seçim ittifakı olarak anlamlandırmaktadır değerli arkadaşlar. Hayır, buradan bir kez daha ifade etmek isterim ki HDP'nin gündeminde bir seçim ittifakı şu an itibariyle yoktur değerli arkadaşlar. Tabii ki o gün geldiğinde, zamanı geldiğinde parti kurullarımız gerekli değerlendirmelerini mutlaka yapacaktır. Ama şu an gündemimiz seçim değil, ittifak değil, daha doğrusu seçim ittifakı değil, en geniş demokrasi ittifakıdır değerli arkadaşlar. Bugün Türkiye baş aşağı bir çöküş içerisindedir ve biz HDP olarak ortaya koyduğumuz politika, ülke siyasetine dayatılan totaliter ve popülist iktidar aygıtlarını, tek adam rejimini ve faşizmin kurumsallaşmasını sona erdirmektedir. Evet, emekten, kadından, doğadan, halklardan, inançlardan ve tüm kimliklerden yana demokratik bir değişimi ve dönüşümü, demokratik bir iktidarı yaratmaktır değerli arkadaşlar. Bu amaçla tüm toplumsal ve siyasal muhalif kesimler, emek, barış ve demokrasi güçleri, aydınlar, yazarlar, sanatçılar, demokrat ve vicdan sahibi yurttaşlarla beraber yürüyor, üretiyor ve birlikte direniyoruz değerli arkadaşlar. Üçüncü yol, egemen sömürücü güçlerin dışında kalan demokratik kamuoyunun kendisidir değerli arkadaşlarım. Ezilenlerin tümüdür aslında üçüncü yol. Klasik bir muhalefet tarzını benimsemez, kısa vadeli düşünmez, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde ilkelerini korur, politikasını esnetir ve son seçimlerde olduğu gibi etkisi de tarihi olur. Tıpkı bizim son seçimlerde yaptığımız gibi. Evet, üçüncü yol halkları, ezilenleri, demokrasiyi temsil eden, devleti demokrasiye duyarlı kılan, gençlik ve kadın mücadelesini içine alan, ekolojik olan, devrimci, demokrat bir duruş çizgisidir aynı zamanda. HDP olarak tüm halkların kardeşliğinden, birlikte yaşamından yana ise onlarla stratejik ittifak halinde olmak bizim için önemlidir. Evet, Türkiye'ye dönük stratejik duruşumuz özetle budur değerli arkadaşlar. Bu inanç ve kararlılıkla HDP olarak direniyor, Türkiye halklarının demokratik geleceğine inisiyatif alıyoruz aynı zamanda.
demokratik yaşamı kurma yolunda hep birlikte mücadelemizi de yükseltiyoruz. Bu zorlu süreçten daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın ve olmamalıdır değerli arkadaşlar. HDP'ye yüzünü dönen herkes aydınlığı ve güzel günleri görür. Yeni yaşamı görür, özgürlüğe açılan projeyi görür. HDP'ye bakan 7 Haziran'ı, 31 Mart'ı, 24 Haziran'ı ve burada yaşanan ve yaşatılan büyük başarıları görür. Buradan cesaret alır ve geleceğe umutla bakar değerli arkadaşlar. Evet, bu dönem biz muhalefetteyiz ama bilinmeli ki ilk seçimde HDP sorumluluk alacak ve bu ülkenin yönetiminde mutlaka ama mutlaka olacaktır değerli arkadaşlar. HDP'nin fikriyatı ülke yönetiminde mutlaka yaşam bulacaktır. Halklarımızın demokrasi rüyası mutlaka gerçekleşecektir. Evet, sevgili arkadaşlarım, değerli halkımız. Bir yanda yönetim krizi devam ederken, diğer yanda ise ekonomik, toplumsal ve salgın krizi halkı canından bezdirmeye de devam etmektedir. Bitmek bilmeyen seri krizler nedeniyle ülke tam bir çöküşü yaşamaktadır. Tek adam yönetimine geçiş olan 16 Nisan referandumunun 4. yılındayız ve bu 4 yıl içerisinde yapılanları, yaşananları hep birlikte gördük ama bir kez daha bunu hatırlatmakta fayda var. Evet, AKP-MHP ittifakı referanduma giderken ülkeyi şöyle uçuracağız, böyle zenginleştireceğiz, işsizliği bitireceğiz, demokratik standartları yükselteceğiz diyerek aslında Türkiye toplumuna büyük sözler verdiler, büyük vaatlerde bulundular. Aslında hayal sattılar değerli arkadaşlar. Kendi ikbal ve çıkarlarını halkın, ülkenin çıkarları gibi göstererek halkı yanılttılar ve halka onlarca kez, yüzlerce kez yalan söylediler, yalan vaatlerde bulundular. Tek adam yönetimine geçer geçmez kırıntı düzeyindeki demokrasiyi dahi ortadan kaldırdılar sevgili arkadaşlar. Parlamentoyu halkın egemenliğinden çıkarıp sarayın egemenliği altına soktular. Hukuku lağvettiler, adalet saraylarını kelepçe saraylarına çevirdiler. Fabrikalar yerine yeni cezaevleri inşa ettiler. Yetmedi, Türkiye'nin 780 bin kilometre karelik her bir alanını aslında açık cezaevine çevirdiler ve bugün Türkiye bir açık cezaevi hali yaşamaktadır. Türkiye Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülke içerisinde en fazla tutuklu ve hükümlü oranına sahip bir ülke haline geldi AKP-MHP ortaklığıyla birlikte. Tabii ki bu sonuç şaşırtıcı değildir sevgili arkadaşlar. İmralı'da sürdürülen ağırlaştırılmış tecrit, hukuktan çıkışın, hukuksuzluk ve adaletsizlik rejimini yönetim biçimi haline getirme çabalarının bir sonucudur aynı zamanda. Bu hukuksuzluğun devamı olarak kayyum darbesiyle seçme ve seçilme özgürlüğünü de ortadan kaldırdıklarını hep birlikte gördük ve buna da tanıklık ettik. Ülke ekonomisini sarayın paralel ekonomisine dönüştürüp kendilerini ve yandaşlarını kalkındırdılar. Evet, Türkiye'yi kendi içerisinde ayrıştırarak kutuplaştırdılar. Bir yanda haksız zenginlik içinde ihya olan saray yandaşlarının Türkiye'sini, diğer yanda yani kürşatların ülkesini yaratmaya çalışanlar, diğer yanda ise yoksulların, işsizlerin, kepenk kapatan esnafların, şiddet gören kadınların, umutsuz gençlerin sefalet Türkiye'sini yarattılar değerli arkadaşlar. İşte bu nedenle tek adam yönetimi bir kriz ve çöküş sistemidir. Burada bunun altını da önemli çizmek istiyorum. Bu sistem adaletsizlik sistemidir.
haksız zenginleşme ve rant sistemidir. Liyakatsızlık, yolsuzluk ve talan sistemidir değerli arkadaşlar. Her gün adaletsizlik üreten bu vicdansız yönetim anlayışı 5 yıldır bu ülkeye neredeyse 50 yıllık zarar vermiştir. Bunlar yüzünden sevgili arkadaşlar, bu iktidar yüzünden TL Cumhuriyet tarihinin en büyük değer kaybını yaşamaktadır. İşsizlik ve yoksulluk neredeyse 4 kat artmıştır sevgili arkadaşlar. Askıda ekmek derken şimdi bayat ekmek satılır hale gelmiştir bugünün Türkiye'sinde. Evet, insanlar peyniri artık gramla, domatesi taneyle, yağı bardakla alır duruma getirilmiştir. Dün patates dağıtmaya başladılar, gördük. İnsanların patates dahi alamayacak duruma getirilmesinin bir itirafıdır bu aynı zamanda. İktidar ve yandaşları kasalarla, tonlarla götürürken halkın payına ise sadece gramla hayata tutunmak kalmıştır sevgili arkadaşlarım. Evet, sırf saraylarının ışıkları yansın, itibarları sarsılmasın diye her biri 4.6 milyon lira olan lüks araçlar alınsın diye hizmet sektörleri ve esnaflar kapanmak zorunda kalmıştır. Yandaşlarını doyurmak için özelleştirmeyle satılmadık kamu kurumu ve arazisi bırakılmamıştır artık bugün Türkiye'de. Evet, hafta sonu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 12 kamu arazisi daha satışa çıkarıldı. Çünkü bunlar sevgili arkadaşlar doymak bilmiyorlar. Evet, bunların sistemi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı emlak sistemidir. Yani sarayları adeta kamu arazisi satış ofisi gibi çalışmaktadır değerli arkadaşlarım. Merkez Bankası'nın 128 milyar doları ortada yok. Kaç gündür kamuoyu bunun peşinde soruyor, soruşturuyor ve 128 milyar doların nerede olduğunu tabii ki haklı olarak araştırmaya ve soruşturmaya başlıyor. Cevap vermiyorlar çünkü veremiyorlar değerli arkadaşlar. Aslında biz cevabı biliyoruz. Biz buradan diyoruz ki Merkez Bankası'nın yedek anahtarı kimdeyse paralar ondadır diyoruz. Yani fazla söze gerek yok aslında. Hırsız evin içindeyse kilit işe yaramaz değerli arkadaşlar. Vatandaşın 3 kuruşluk borcu için kapısına haciz gönderirler. Traktörüne, malına el koyarlar. Ümüğüne çökerler ama 128 milyar dolar buharlaştığında devlet kurumlarının, yargının gıkı dahi çıkmaz değerli arkadaşlar. Evet, cesaretiniz varsa buyurun saraya haciz gönderin diyoruz biz de buradan. Eğer bu ülkede vicdanlı hakimler, vicdanlı savcılar varsa 128 milyar doların hesabını bu halka vermek zorundadır ve bu milyar dolarların nereye gittiğini saraydan öğrenmek de bu ülkenin vicdanlı hukukçularına düşer. HDP ile muhalefetle uğraşmayı çok iyi bilen hakimler, savcılar aldığımız nefese kadar fezleke hazırlarken zerre kadar hukukla bağınız kaldıysa eğer buyurun 128 milyar doları soruşturun, cesaretiniz varsa biz de bunu buradan görelim diye ifade etmek istiyoruz. Sevgili arkadaşlar, sadece bu değil tabii ki. Deprem paralarının nereye harcandığı bilinmiyor. 15 Temmuz paralarının ne yapıldığı tam olarak muammadır. Pandemide topladıkları bağışları ne yaptıkları belli değildir. İnek içti, inek dağa kaçtı, dağ yandı, kül oldu, bitti diye bize ifade etmeye çalışıyorlar. Ama artık Türkiye halkları sizin bu yalanlarınıza karnı tok, inanmıyor ve çaldığınız, çırptığınız paraların hesabını da size mutlaka sandık önünde soracaktır. Bundan asla kaçışınız olmayacaktır. Evet sevgili arkadaşlar,
19 yıl önce iktidara geldiklerinde sahip oldukları mal varlığıyla bugün kasalarında istifledikleri devasa zenginlik arasındaki fark işte yoksullaşmanın ve çöküşün temel nedenidir. Umudum kalmadı diyerek çaresizlikten hayatına son veren her bir insanımızın faili haksız zenginleşen bu iktidar ve şürekasıdır. Evet, geleceğe umutla bakamayan, aylarca iş arayıp bulamayan, cebinde parası olmadığı için evine ancak çocukları uyuduktan sonra gidebilen insanların hayatını karartan bu iktidardır değerli arkadaşlar. Daha birkaç gün önce İzmir'de 4 çocuk babası bir çiftçi borçları yüzünden yaşamına son verdi. Bu ne bir ilktir ne de bir son olacaktır sevgili arkadaşlar. İntiharlar bir sosyal cinayettir aynı zamanda. İşsizlik, yoksulluk ve açlık sosyal bir ölümdür sevgili arkadaşlar. Yüz binlerce kamu çalışanının KHK ile işten atılması aynı zamanda sosyal ölümdür. Evet, son bir yılda 177 bin işçi kod 29 ile işten çıkartıldı. Aileleriyle birlikte 1 milyon insanı açlığa mahkum ettiler. İnsanların işiyle, ekmeğiyle, rızkıyla oynamak zulümlerin en büyüğüdür. Bu Ramazan ayında bunu da hatırlatmak isterim. Günahların, kötülüklerin en büyüğüdür. Bu iktidar bunu da yapmıştır ve bu şekilde de bir kez daha tarihe geçmiştir. Evet sevgili arkadaşlar, bu düzenin kötülük üretmediği tek bir gün neredeyse artık yoktur. Şimdi de Cumhurbaşkanını eleştirdi diye soruşturma geçiren öğrencileri yurtlara almama kararı aldılar. Yani AKP'li olmayana yurt da yok diyorlar. İktidara biat etmezseniz eğer size yurt vermeyeceğiz anlayışını hakim kılmaya çalışıyorlar. Yandaş olmayana bu ülkede rahat ve huzur vermeyeceğiz, gün yüzü göstermeyeceğiz diyorlar Türkiye toplumuna, Türkiye'nin geleceğine. Ama bilinsin ki bir yerde eğer zulüm artıyorsa zalimlerin sonu da yaklaşıyor demektir. İktidar ektiğini ilk seçimde mutlaka ama mutlaka biçecektir sevgili arkadaşlar. Halk tüm bu zulümlerin hesabını sandıkta öyle bir soracak ki bunların felekleri şaşacak değerli arkadaşlar, felekleri. Evet, seçim sandıkları kurulduğunda işsizliğin de, yoksulluğun da, yolsuzluğun da, adaletsizliğin de, haksız zenginleşmenin de hesabını halkımız bir bir sizlerden sandık başında soracaktır. O hesap günü de çok yakındır sevgili arkadaşlar ve yaklaşmaktadır. Sandıktan daha fazla kaçamayacaklar. Bakmayın siz bunların korku salmasına, güç gösterisi yapmasına, her gün yalan vaatler uydurmalarına, aslında iktidarlarının son dönemlerini yaşadıklarını onlar da biliyorlar, onlar da bunun farkındalar. Evet, Cumhurbaşkanlığı gidiş sistemi artık yolcudur değerli arkadaşlar. Halk bunların biletini çoktan kesmiştir. Sarayın kepenk kapatacağı günler yakındır. Yazar kasa yok diye boş yere sevinmesinler. Sandıklar halkın elindedir. Halk da dört gözle o günleri beklemektedir değerli arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, bu iktidarın gerçek yüzü bir yıllık pandemi sürecinde daha net olarak görülmüştür. Evet, pandemi iktidarın yüzündeki maskeyi de aslında indirmiştir. Ortada yönetilmeyen bir salgın krizi iktidar açısından büyük bir başarısızlık haritası vardır. Bu gerçeğin üstünü asla ve asla yalan rakamlarla örtemezler, örtemeyecekler. Başından bu yana bu süreci şeffaf yürütmediler, yürütemediler değerli arkadaşlar. Hekimleri, sağlık meslek örgütlerini, bilim insanlarını dikkate almadılar, bildiklerini okudular, sorumluluğu da
şu an itibariyle vatandaşa yüklemiş durumdalar. Evet, salgını tehditin boyutuna göre değil, AKP'nin ekonomik siyasi gündemine göre yönetmeye çalıştılar. Halk sağlığını değil, iktidarlarının bekasını önceliğini tuttular ve bunu ön plana çıkardılar. Sonuç ne oldu peki sevgili arkadaşlar? Günlük vaka sayıları 60 bini geçti ve günlük ölü sayısı da 300'ün üzerinde sevgili arkadaşlar. Ki bu rakamların gerçeği yansıtmadığını da hepimiz çok iyi biliyoruz. Vakalar bunun çok çok üstündedir, sayılar bunun çok çok üstündedir değerli arkadaşlar. Yönetilmeyen salgı krizi ortadayken AKP Genel Başkanı Avrupa'da hastane kapılarından dönen, ilaca erişemeyen, ambulans bulamadığı için vefat eden vatandaşların olduğunu biliyoruz diye açıklama yapmaktadır. Peki kendisine buradan sormak istiyoruz. İzmir'de hastanede yatak olmadığı gerekçesiyle evine ölüme gönderilen Aslı bu ülkede hayatını kaybetmedi mi? Hastane önlerinde çaresizce, umutsuzca boş yatak bekleyen, yoğun bakım ünitelerinde ölümle pençeleşen insanlar bu ülkenin vatandaşı değil mi? Gece gündüz fedakarca çalışan, aylarca ailesinin, çocuğunun yüzünü göremeyen, salgında bir bir can veren doktorlar, sağlık emekçileri bu ülkede görev yapmıyor mu? Kendiniz tıklım tıklım kongre salonlarını doldururken kepengini kapattırdığınız esnaf, sokakta maskeyi eğri taktı diye ceza kestiğiniz vatandaş hangi ülkenin vatandaşıdır? Buradan Cumhurbaşkanı'na da sormak isterim. Ortada övünebileceğiniz bir durumun olmadığını, asla övünülecek bir durumun olmadığını, tam tersine yüzünüzün kızarması gereken bir durumla karşı karşıya olduğunuzu size hatırlatmak isterim. Bunların kara propaganda birimleri var biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Geçenlerde Türkiye'nin koronavirüsle başarılı mücadelesi başlıklı bir kitabı yayınlandı. Günlük vaka sayısı 60 bin sınırına gelmiş ve bunu bir başarı olarak gösteriyorlar. Utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan. Eğer bir başarının kitabını yazacaksanız o da ancak sizlerin Türkiye toplumuna anlattığınız yalanlar olabilir. Tek başarınız yalanlardır çünkü. Bu ülkeyi yönetmeye başladığınız günden beri bu ülke toplumuna sürekli yalan söylediniz. Şimdi çıkın o yalanların kitabını yazın diyoruz. Evet, onlara tavsiyem, başarı yalanlarınızı yazdığınız kitap dağıtırken kırmızıya boyadığınız haritayı da yanında vermeyi unutmayın diyoruz. Evet, bu iktidarın pandemi tablosu budur ve insanların artık canına bu durum tak etmiştir değerli arkadaşlar. Bir diğer kriz yaşanan yer eğitim ve okullar. Okullar, özellikle eğitim sistemi bir felç haline gelmiş. Yine aşı aynı durumda değerli arkadaşlar. Verdikleri sözü bir türlü tutamayan ve insanlar bugün aşı için hala sırada bekliyorken bu ülkenin yöneticileri, bu ülkenin iktidarı hala yalan söylemeye devam ediyor. Milyonlarca öğretmenin aşı olmadığını biliyoruz. Evet, sağlık emekçilerinin ailelerinin de aynı durumda olduğunu biliyoruz. Fabrikalarda, atölyelerde çalışan milyonlarca işçi, emekçi aşı yapılmadığı için virüs karşısında gerçekten korumasız bir durumda ve aşı olmayı bekleyen bir konumdadırlar. Buradan bir kez daha bir çağrı yapmak istiyorum. Bu insanlar derhal aşı kapsamına alınmalıdır ve bu insanlara öncelik tanınmalıdır. Eğitimcilere, sağlıkçılara, işçilere, emekçilere, kadınlara mutlaka öncelik tanınmalıdır. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı asgari ücret düzeyine getirilerek
pandemi tam olarak atlatılana kadar, iş yerleri tam kapasite ile çalışana kadar uzatılmalıdır. Bu tavsiyemizi de özellikle HDP olarak buradan ifade etmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, işsizlik fonu yıllarca maaşından kesilen emekçiler, işsizler ve ihtiyacı olanlar için mutlaka harcanmalıdır. Esnafa, çiftçiye, kafe, bar çalışanlarına, müzik ve tiyatro emekçilerine, işsizlere, Kod 29 gerekçe yapılarak işten çıkartılanlara, ataması yapılamayan üniversite mezunlarına, seyyar satıcılara, pandemide çalışamayan 1 milyonu aşkın ev emekçisi kadına destek sunulmalı. Topluma ya canı ya da ekmeği arasında tercih yapma zulmünden bir an önce vazgeçilmelidir. İnanın ki sarayın bir günlük israfı kesildiğinde, 5 yandaş şirketin musluğu kapatıldığında bütün bu saydıklarımın gerçekleşmesi için yeterli kaynak mutlaka sağlanacaktır. Evet, sevgili kadın arkadaşlarım, sevgili kadın yoldaşlarım ve bizleri dinleyen sevgili kadınlar. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı günden bu yana şiddetin katlanarak arttığını hep birlikte görüyoruz. Sadece çekilme kararından sonra 12 bine yakın şiddet olayının yaşandığını basından gördük ve takip ettik. Polisler şiddete uğrayan kadınların başvurularını almamakta, mahkemeler koruma kararları vermemektedir değerli arkadaşlar. Kamu görevlileri bu durumu artık işler değişti çünkü sözleşme feshedildi, eskiye dönüldü diyerek gerekçelendirmeye çalışmaktadırlar. Şiddet mağdurlarını geri çeviren kamu görevlileri bu cesareti sözleşmenin feshedilmesinden almaktadır. Evet, yine geçen hafta Diyarbakır'da Roza Kadın Derneği'ne bir baskın yapıldı ve kadınlar gözaltına alındı. Bunlardan 8'i tutuklandı. Kadın düşmanları İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden sonra kadınlara karşı her yerde bir saldırı dalgası, bir sürek avı başlatmış durumdadır. Evet, devletin kadınlara dönük gözaltı tutuklama operasyonlarıyla sokaklardaki erkek şiddeti kadınları eş zamanlı olarak hedef almaktadır. Tam bir işbirliği ve ittifak söz konusudur değerli arkadaşlarım. Bunun önünü açan ise AKP-MHP'nin kadın düşmanı politikalarıdır ve anlayışlarıdır. Fesih kararı anayasaya aykırı olduğu için Halkların Demokratik Partisi olarak geçtiğimiz hafta Danıştay'a bir başvuru yaptık ve bu hukuksuz kararın bir an önce iptal edilmesini orada istedik ve bu talebimizi ilettik. Biz her gün 3 kadının öldürüldüğü bir ülkede bu çekilme kararını iptal edecek hukukçuların olduğunu görmek istiyoruz değerli arkadaşlar. Ölmek istemiyorum diyen Emine Bulutlar'ın ülkesinde kadınların ölmemesi için bu karara geçit vermeyecek hukukçuların olduğuna tanıklık etmek istiyoruz. Ne özgürlüklerimizden, ne yaşam hakkımızdan, ne de anayasal haklarımızdan vazgeçmeyeceğimizi bugün buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ne elektronik kelepçeleriniz, ne rehin politikalarınız kadınlara geri adım attıramayacaktır. Kadınlar daha fazla örgütlenerek ve mücadele ederek kazanımlarına güçlü bir biçimde bundan sonra da sahip çıkacaktır. Evet, bir yandan şiddetle mücadele ederken aynı zamanda kadın yoksulluğuna karşı da bir mücadele içerisindeyiz. Hepinizin bildiği gibi değerli arkadaşlar, HDP Kadın Meclisi olarak 10 Şubat tarihinde kadınlar için adalet kampanyamızı başlatmıştık. Kampanyamızın ikinci ayağı olan kadın yoksulluğuyla mücadele içinde startımızı 5 Nisan tarihinde İstanbul'da verdik ve bugün de kadın meclisimiz İzmir'de çalışan kadınlarla birliktedir.
farklı bölgelerde farklı heyet ve kişilerle gidebildiğimiz bütün iş yerlerine, tarlalara, fabrikalara, atölyelere, evlere gidecek ve kadınları bir bir tek tek dinleyeceğiz. Evet, bu yaratılan yoksulluktan etkilenen bütün kadınların diyeceklerini evlerden, sokaklardan, fabrikalardan, tarlalardan meclise taşıyacağız. Kadını eve hapsetmeye çalışan erkek iktidarın yarattığı bu yoksulluğun sesini bir çığlık olarak yükseltmek için kadın yoksulluğuna hayır, kadınlar için bir kez daha adalet diyoruz. Yoksulluk kader değil, gasp edilmiş emektir sevgili arkadaşlar. Emeğimizi, yani bizim olanı mutlaka ama mutlaka geri alacağız. Kadınlara ait her bir kazanımın zerresini dahi bu iktidara, bu anlayışa teslim etmeyeceğiz. Kadın düşmanlarına bu sevinci asla ve asla yaşatmayacağız. HDP kadınların güvencesidir sevgili arkadaşlar. HDP kadınların ortak mücadele buluşmasıdır aynı zamanda. HDP kadınların ittifakıdır ve bu ittifak mutlaka ama mutlaka kazanacaktır. Evet değerli arkadaşlar, bu karanlık günler elbette bitecektir. Bu devran elbette son bulacaktır. Hep birlikte mücadele edeceğiz, hep birlikte başaracağız ve hep birlikte kazanacağız. Demokrasi bizimdir, adalet bizimdir, hukuk bizimdir, barış ve özgürlükler bizimdir sevgili arkadaşlar. Alın terimiz, emeğimiz bizimdir, yaşam bizimdir diyoruz. Bizim olanı mutlaka ama mutlaka alacağız, kazanacağız ve tüm Türkiye'ye demokrasiyi hep birlikte kazandıracağız. Ezilen halklarımızla onurlu, adil ve eşit bir geleceği mutlaka kazanacağız. Yolunuz ve yolumuz açık olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum değerli arkadaşlar. Nereye gitti 128 milyar dolar? Nereye gitti? Hazine ve Maliye eski bakanımız Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. Nereye gitti 128 milyar dolar? Nereye gitti? Bir süredir maruz kaldığımız ekonomik tuzaklarla mücadele ederken salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. Nereye gitti 128 milyar dolar? Nereye gitti? Tutturmuşlar, şu kadar para nerede? Hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Bir sayalım. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Nereye gitti 128 milyar dolar? Yandı bitti, köy oldu. Bir sayalım. Değerli arkadaşlarım, televizyonları başında bizleri izleyen saygıdeğer vatandaşlarım, sosyal medya hesaplarında veya radyolarında bizi dinleyen bütün kardeşlerime Cumhuriyet Halk Partisi grubundan sevgilerimizi, saygılarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Ramazan ayı içindeyiz. Bugün birinci günü. 11 ayın sultanı diyoruz bu güzel aya. Duygularımızın yoğunlaştığı bir ay. Aynı zamanda bu ay iç hesaplaşma yapmamız gereken de bir aydır. Yaptığımız hataları sorgulama, haksızlıkları sorgulama ayıdır bu ay aynı zamanda. Birisine kötülük yaptıysak, birisinin hakkını yediysek, oturup kendi vicdanımızda bunu sorgulama ayıdır aynı zamanda Ramazan ayı. Dolayısıyla Ramazan aynı zamanda hak sahibine hakkını teslim etme zamanıdır. Değerli arkadaşlarım,
belediye başkanlarımız olağanüstü bir çaba gösteriyorlar. Hala her bir belediye başkanımız gerçekten de günün 24 saati çalışıyor. Pandemi döneminde 11 milyon 700 bin vatandaşımıza yardım götürdüler. 11 milyon 700 bin vatandaşa, kimisine gıda, kimisine nakit, kimisine maske, kimisine dezenfektan, ne gerekiyorsa, kimisine tablet, kimisine burs, ne gerekiyorsa hepsi yapıldı. Hiç yardım talep edip de karşılıksız kalan hiç kimse olmamasına özen gösterdik. Bu yardım taleplerini bazen genel merkeze geldi, bazen belediyelere geldi, bazen milletvekillerimize geldi, bazen doğrudan belediye başkanlarımıza geldi. Hangi kanaldan ulaşırsa ulaşsın, belediye başkanlarımız ihtiyaç sahibi olan herkese, 7'den 70'e herkese yardım götürdüler. Değerli arkadaşlarım, belediyelerimiz nasıl çalıştı bu süre içinde? Öyle ya, Ramazan ayının, 11 ayın sultanı olan bu ayın birinci günündeyiz. Belediye başkanlarımıza şunu söyledim. Daha önce de yaptılar, 11 ayın sultanı olan Ramazan içinde de bunu yapacaklar. Dedik ki, yönettiğiniz beldede hiç kimseyi inançları, kimlikleri, yaşam tarzları itibariyle ayırmayacaksınız. Herkesi kucaklayacaksınız. Bu birinci kuralımız. Bu kurala dün de uydular, Ramazan süresince de bütün belediye başkanlarımız uyacaklar. İki, hizmeti, yani belediyenin hizmetini belli kişiler, zümreler, akrabalar, yandaşlar için değil, halk için yapacaksınız. Belde halkı için yapacaksınız. Sizi bulunduğunuz makama taşıyanın o belde halkı olduğunu unutmayacaksınız. Bunu söyledim. Ramazan'da bir kez daha söylüyorum. Üç, belediyelerinizde fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Geçmişte o belediyeler, o mahalleler sizden önceki belediye başkanları tarafından çok ihmal edildi. Dolayısıyla o mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Dört, yoksullara yardım yaparken yoksulun onurunu koruyacaksınız dedim. Halkçılığın en temel ilkesi olan onurdur, insanın onurudur, onurun korunmasıdır. Dolayısıyla fakire yardım yaparken sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bu halkçılığın temel ilkesidir. Bunu kimsenin unutmaması lazım. Beş, harcadığınız her kuruşun hesabını millete verin dedik. Çünkü harcadığınız para sizin paranız değil, cebinizdeki para değil, milletin parasıdır. O nedenle bütün ihaleleri Facebook üzerinden canlı yapın. Geçmişte aynı ihaleyi 100 liraya yaptıran belediye başkanları varken bizim belediye başkanımız aynı ihaleyi 100 liraya değil 25 liraya yapıyor. Ve daha iyi sonuç alıyor. Bunu bütün millete göstermemiz lazım. Ve israfla mücadele edin dedik. İsraftan kaçının. Dolayısıyla israftan kaçınmak aynı zamanda kul hakkına saygı göstermek demektir. Bizim temel kurallarımızdan beşincisi buydu. Ve belediyede atamaları yaparken işi ehline teslim edin mutlaka dedik. İşi ehline teslim ettiğiniz andan itibaren belediye başkanı olarak rahat edersiniz. Bir sorun varsa, yansıyorsa talimatını verip sonucunu göreceksiniz dedik. Ve belediyeyi adaletle yönetin dedik. Bütün belediyeler, belediye başkanlarımız buna uyuyorlar ve adaletle yönetiyorlar. Adaletle yönetmeye herkes özen gösteriyor. Değerli arkadaşlarım, bizde bir söz vardır. Allah insanı kuru iftiradan sakınsın diye. Montreux Sözleşmesi'nden rahatsız olan emekli amiraller bir açıklama yaptılar. Onların iradesi dışında açıklamanın metninde bazı değişiklikler yapıldı.
Onların iradesi dışında birilerinin aracılığıyla gece yarısı bu açıklama yayınlandı. Onların iradesini suistimal edenler iktidara yakın olanlardır. Yani saraya yakın olanlardır. Saray buradan bir darbe iması çıkarmak istedi. Darbecilik çıkarmak istedi. Arkasından da dönüp bak işte CHP, bunun arkasında CHP var dedi. Ne oldu? Ay ne oldu? Hani CHP vardı? Ya CHP ile ilgili tek kelime bile yok. Tek kelime. Devlet senin elinde. İstihbarat senin elinde. Polis senin elinde. Jandarma senin elinde. Ve kalktın utanmadan, sıkılmadan beni suçladın. Utanmadan, sıkılmadan. Ya devlet yalan söyler mi Allah aşkına ya? Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir zat yalan söyler mi ya? Yalan diyorum, yalan ya. Onun için diyorum ya, Allah insanı kuru iftiradan saklasın diye. Makama bakın, hırsa bakın. Kibire bakın. Böbürlenmeye, büyüklenmeye bakın. Koltuğu uğruna yapmayacağı ve satmayacağı hiçbir şey yoktur. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Devlet, her seferinde söylerim, devlet akılla yönetir, akılla. Bilgiyle yönetilir, bilgiyle. Erdemle yönetilir, erdemle. Ahlak da yönetilir, ahlak da. Adalet de yönetilir, adalet de. Tam tersini yapıyorlar. Kibir deseniz var, ahlaksızlık deseniz diz boyu. Büro memurundan en tepeye kadar. Pudra şekerlerini kimse unutmadı. Balık baştan kokar demiş atasözü. Atalarımız diyor bunu. O yüzden her türlü iftiraya hepimizin hazırlıklı olması lazım. Biz vatanımızı seviyoruz. Biz bayrağımızı seviyoruz. Biz ülkemizi seviyoruz. Biz insanımızı seviyoruz. Biz insanlarımız arasında ayrım yapmıyoruz. Biz eğer bir çocuk yatağa aç girerse biz o akşam rahat uyumuyoruz. Biz saraydan beslenmiyoruz. Saray beslemeleri değiliz. Biz alın terimizde kazandığımız parayla geçinmesini biliyoruz. Biz ahlaklıyız, biz erdemliyiz. Değerli arkadaşlarım, bu söylediklerimi gerek ben, gerekse milletvekili arkadaşlarım gittikleri her yerde özenle anlatıyorlar. Vatandaşın nabzını tutuyorlar. Geçen hafta ben Sinop'taydım. Ekonomi masamız Malatya ve Adıyaman'daydı. Milletvekillerimiz ve parti meclis üyelerimiz de Yalova, Karabük ve Kars'a gittiler. Diyorlar ya CHP çalışmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalıştığı kadar hiç kimse çalışmıyor. Bir saatin dakikalık ölçümü içinde Türkiye'deki olayları yakından izliyoruz. Milletvekillerimiz de izliyor. Halkın nabzını tutuyoruz. Ve dolayısıyla aldığımız parayı, aylığı hak etmeye çalışıyoruz. Yan gelip yatmıyoruz. Saraydan medet ummuyoruz. Birilerinden avanta almıyoruz. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çünkü biz halkın partisiyiz. Çünkü biz yandaşlar için değil, vatandaşlar için çalışıyoruz. Ve biz vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Bizim özelliğimiz bu değerli arkadaşlarım. Arkadaşlarımız gittiler. Gerçekten de millet perişan vaziyette. Türkiye coğrafyası bir alev topu gibi. Değerli arkadaşlarım, son bir yılda işsiz kalan 1.254.000 kişi var. İşi vardı bu insanların. 1.254.000 kişinin işine son verildi. İşsiz kaldı bunlar. 19 yılın sonucunda geldiğimiz nokta 10.219.000 kişi işsiz. Yaşlısı, genci, ilkokulu, ortaokulu, lisesi ve üniversite mezunu.
Değerli arkadaşlarım, 20 milyon, 10 milyonun üstünde işsiz olursa bir ülkede, orada huzur olmaz, orada bereket olmaz, orada kargaşa ve kaos kaçınılmaz ortaya çıkar. İntihar vakaları ortaya çıkar. Yasa dışı geçimini nasıl sağlarım diye çalışmalar, çabalar ortaya çıkar. Ülkeyi yönetenler bunun farkında mı? Emin olun farkında değiller. Onların bir eli yağda, bir eli balda. Vatandaşın çektiği ızdırabı asla bilmiyorlar. Bakın Karabük'e giden arkadaşlarımız 7-8 Nisan'da gittiler. 16 milletvekili ve bir yüksek disiplin kurulu üyemiz. Bakın bir esnaf ne diyor? Hükümet her şeyi eline yüzüne bulaştırdı. Resmi enflasyonla bizim enflasyonumuz arasında dağlar kadar fark var. Boğazımıza bir ip bağladılar. Bir o tarafta, bir o tarafa, bir bu tarafa çekiyorlar. 3 gün kapat, 5 gün aç. Nasıl lebalep kongre yaptılarsa bu işlerin çözümünü de bulmaları lazım. Sevgili esnaf kardeşim, bunlar bu işin çözümünü bulamazlar. Bulamazlar. Kongrelerini yaparlar. Pandemiyi bütün Türkiye coğrafyasına yayarlar. Saraylarında otururlar. İnsanlar ölmüş. Umurlarında bile değildir. Umurlarında bile değildir. Yine Araç çayı ve Soğanlı çayı dere yataklarında seracılık yapan çiftçi. Kompoze gübre 2020 yılı son aylarında 100 liraydı. Şu anda 150 TL. 6 ayda %50 zam gördü. DAP gübre aynı dönemde 130 liradan 250'ye çıktı. %90 artış yaşandı. Nasıl geçinecek bu adamlar? Nasıl gübreyi alacak? Yalova'ya giden 22 milletvekilimiz. Onlar da 7-8 Nisan'da Yalova'daydı. Esnaf Odası Başkanı gayet açık, gayet ne söylüyor? Yalova'da şimdiye dek, Yalova'nın şimdiye dek yaşadığı en büyük felaket Yalova depremiydi. Ancak o zaman bile esnaf bu kadar, bu derece kötü günler yaşamamıştı. Doğru. Emekli bir polis yolda arkadaşlarımızı çeviriyor ve söylüyor. Diyor ki Süleyman Soylu Sayın İçişleri Bakanı bize kahramanlarım, aslanlarım diyor. Bize 3600 ek göstergemiz verilmiyor. 1995 yılından beri gasp ediliyor. Emekli olduktan sonra emniyet hizmetleri tazminatımız, aile tazminatımız kesiliyor. Bize üvey evlat muamelesi ediliyor. Yıllarca kahraman gibi terörle vatan savunmasında görev yapan polis emekli olunca muhanete muhtaç ediliyor. Yahu kahramanına, aslanına ekmek vermedikten sonra bunun kahramanlığı, aslanlığı nerede kalır diyor. Doğru mu? Doğru. İçinden geleni söylüyor. En tepede olan kişi ne dedi? 3600 ek gösterge vereceğiz dedi. Polise vereceğiz dedi. Öğretmene vereceğiz dedi. Sağlık görevlilerine vereceğiz dedi. Ve imamlara vereceğiz dedi. Niye yalan söylüyorsun? Oy almak için bir insan yalan söyler mi? Ramazan günündeyiz. Ramazan günündeyiz ve herkes elini vicdanına koyup düşünsün. Oy almak için bir adam yalan söyler mi kendi vatandaşına? Ve üstelik Cumhurbaşkanlığı koltuğunda otururken. En tepedeki yalan söylerse aşağıya nasıl yansır bu? Polis kardeşlerim hiç endişelenmeyin. Allah'ın izniyle iktidar olacağız. O 3600 göstergelerin tamamını vereceğiz. Tamamını vereceğiz. Biz doğruyu söyleriz, doğruyu. Onlar devleti bilmezler, biz devleti biliriz. Onlar devletin itibarını sıfırladılar, biz devletimizin itibarını yücelteceğiz. Değerli arkadaşlarım, Kars'a giden arkadaşlarım, oraya da 16 milletvekili, 2 parti meclis üyemiz ve 2 yüksek disiplin kurulu üyemiz gitti. 8-9 Nisan tarihleri arasında market işleten bir esnafımız, bitmişiz ağlayanımız yok. Burada önceden 4-5 kişi çalışıyordu, şimdi yalnız başıma oturuyorum. Olan işi BİM A101 şok yapıyor. İktidar onları zengin edip
edip bizi bitirmek istiyor. Doğru. MHP'li bir kardeşimiz kuru yemiş satıyor. Salgın dönemi çok kötü yönetiliyor. Hayat çok pahalı. Bir an önce erken seçim bekliyoruz. Dedikten sonra şu ilaveyi yapıyor. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz demiş. Aynen doğrudur. Ayazı asla unutmayacaksınız. Asla unutmayacaksınız. Sandık gelecek mi? Korkudan getiremiyorlar. Korkudan getiremiyorlar. Ama eninde sonunda bu sandık gelecek. Ve hep beraber, hep birlikte bu milleti perişan edene demokratik bir dersi sandıkta vereceğiz. Boyabat'ta, Sinop'ta ve Ayancık'a gittik. Vatandaşlarla görüştük, esnafımızla görüştük, onlarla sohbet ettik, dertlerini dinledik. Sanayi bölgesine de gittik, organize sanayi bölgesine de gittik. Esnaflarımız bizi ağırladılar, çayımızı, kahvemizi içtik. Hepsine buradan, Sinop halkına, hepsine yürekten teşekkür ederim, bizi kucakladılar. Ayrıca balıkçılarla oturduk, özel bir toplantı yaptık. Onların da büyük dertleri var, büyük sorunları var. Şimdi grup başkan vekili arkadaşlarıma söylüyorum. Bir ekip oluşturacaksınız. Hopa'dan İskenderun'a kadar bütün kıyı boylarını gezecekler. Balıkçılarla oturup konuşacaklar. Dertlerini dinleyecekler. Balıkçıların sorunlarını da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacağız. Onlar tespit edemiyorlar, biz tespit edelim. Niye biz tespit edelim? İktidar olacağız, bir daha sorun nedir diye sormayacağız. Sorunları biliyoruz, çözümleri de oluşturacağız. Bakın, Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülke en az denizlerden yararlanıyor. Bir denizcilik bakanlığı bile yok. Ama biz çözeceğiz. Denizleri de verimli kullanacağız. Bereketli olacak denizlerimizde. İnsanlar çalışacaklar, huzur içinde avlanacaklar ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin ortak ses çıkarması lazım. Bu konuda da arkadaşlara bilgi verdik. Onlar da vardı, milletvekili arkadaşlarımız. O konuyu da parlamentonun gündemine taşımamız lazım. Değerli arkadaşlarım, COVID-19 sürecini yaşıyoruz. Gazetelere bir haber düştü. Norveç Başbakanı, hükümet, Norveç'te hükümet 10 kişiden fazla insanın bir araya gelmesini yasaklamış. Gayet güzel. Kuralı koymuşlar. Herkes uyuyor. Ama bu başbakan doğum günü dolayısıyla aile bireylerini çağırıyor ve bir kutlama yapıyorlar. Sayı 10 değil 13. Norveç'in devlet televizyonu bunu geniş kitlelere duyuruyor. Norveç'in devlet televizyonu, TRT değil, duyuruyor. Arkasından emniyet müdürü talimat veriyor, gidip Norveç başbakanına para cezası kesiliyor. İşte devlet budur. Devlet dediğiniz budur. Devleti bundan daha güzel anlatan ikinci bir örneği zor bulursunuz. Buyurun şimdi bir de Türkiye'ye bakalım. Lebalep kongre yaptılar. Maskeler falan sıfır. İçişleri Bakanı mı diyecek gidin ceza yazın? Yürek ister, yürek. Yüreği olsa zaten orta oturmaz. Yürek ister. İki, Erdoğan'a mı ceza kesecek? Yürek ister, yürek. Bu nedir? Kibrin getirdiği bir sonuçtur arkadaşlar. En büyük benim. Ben kural tanımam. Vatandaş kurala uymazsa ceza keserim. Ben ve yandaşlarım kurala falan asla uymayız. Ne kuralı kardeşim? Kural vatandaş için var. Saray için kural yoktur diyor. Böbürlenme ve kibrin getirdiği bir sonuçtur. Eğer böbürlenme ve kibir bir insanın ruhuna işlemişse sonu felaket olur. O ülkenin sonu da pek parlak olmaz. Bunu hiç kimsenin unutmamasını isterim değerli arkadaşlarım. Kibir nedir diye baktım sözlüklere. Olur ya, yanlış bir şey söylemeyelim diye.
Kendini herkesten üstün tutma, üstün görme hastalığı. Tanıyorsunuz değil mi bu hastalığa duşar olan kişileri? Biliyorsunuz herhalde. Ne demek ben herkesten üstünüm? Şeytana özgü bir kavramdır kibir biliyorsunuz. Şeytan ne diyor? Ben Adem'e secde etmem diyor. O çamurdan yaratıldı, ben ateşten yaratıldım. Kibir buradan başlıyor zaten. Eğer kibir devleti yönetenleri teslim almışsa o ülke kolay kolay iflah olmaz. Bir ülke kibirle yönetilmez. Ben yaptım olur. İnsanlar olur, ölür, ölürse ölür. Benim her dediğim doğrudur. Hiçbir kural bana çalışmaz çünkü benim söylediğim kuraldır. Hiçbir devlette hiçbir bürokrat bana cezada yazamaz, hiçbir şey yapamaz. Ben ne dersem ona itaat etmek zorundadır, yasa dışı olsa dahi. Amirallerin açıklamasında devlet eğer gerçekten kibirden arınsaydı ilk yapacakları iş neydi biliyor musunuz? Bildiriyi değiştirenleri bulup yakalayıp getirip yargıya teslim etmekti. Yaptılar mı? Yapmadılar. Yapamazlar. Oradan besleniyorlar çünkü. Oradan besleniyorlar. Oradan siyaset oluşturmaya çalışıyorlar. Kibir öyle bir noktaya geldi ki değerli arkadaşlarım. Tepedeki öyle olursa aşağıya kadar yansıyor. Eğer kuru ekmek yemişse artık bu aç değildir diyor. Mecliste söylüyor bunu. Milletin vekili söylüyor. Efendim, kibir dolayısıyla yarattıkları tablo sadece sağlıkçılardan 401 kişinin hayatına mal oldu. Kaç kişi hayatını kaybetti? 300, 350, 302, 200, 295 giderek artıyor. Vaka sayısında neredeyse Avrupa'nın birincisi, dünyanın da üçüncüsü olduk galiba. Sorumlu kim? Bu soru çok önemli. Sorumlu kim? Memleketi bu kadar felakete sürükleyip binlerce kişinin ölümüne yol açan sorumlu kim? Kongreyi yapanlar. Yani Erdoğan. Sorumlu o. Değerli arkadaşlarım, biz sorumlu o dedik ama geçen toplantıda bilim kurulunu da eleştirmiştim. Ya Norveçli bir polis kadar bile cesaretiniz, yüreğiniz yok ya. Norveçli polis ya. Başbakana gitti, oturdu, cezasını yazdı. Emniyet müdürü de açıklama yaptı, doğrudur dedi. Başbakan da kalktı, özür diledi. Evet, cezayı ödeyeceğim dedi. Ya insanlar ölüyor. Siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Ne yapıyorsunuz siz? Sizin iradeniz ipotek altında. Bir kişinin ipoteği altında. Rehin tutuluyorsunuz orada. Bilime yakışır mı? Bilim insanına yakışır mı? Çıkın söyleyin. Önlem alınması gerekiyor. Kardeşim, önlem alınacaksa sen söyleyeceksin. Doktor olan sensin. Bırakmışsın işi, teslim etmişsin yukarıya. E yukarı istediği gibi yapıyor zaten. Seni dinlemez ki. Seni dinlemez ki. Her şeyi bilen o çünkü. Senin bilim adamlığın onun yanında tartışılmaz bile. Seni adam yerine bile koymuyorlar. Niye itiraz etmiyorsun? Neden konuşmuyorsun? Efendim bizi de amiraller gibi, emekli amiraller gibi toplarlar. Toplamaları zaten senin için şeref ve onurdur. Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar ama onun köye gittiği zaman şerefi ve onuru vardır. Onun şerefi ve onuru dolayısıyla herkes kutlar. Değerli arkadaşlarım, bu aşamada meslek hastalığı sayılsın dedik değil mi? Kanun teklifi de verildi. Saymadılar. Ben merak ediyorum mesela. Bilim kurulu ne düşünüyor bu konuda? Kendileri doktor.
Doktorların hakkını savunmaları lazım. Yaptıkları tek şey var, doktorları, sağlık çalışanlarını alkışlayalım. Alkışla. Onların yaşadığı tablonun farkındalar mı? Günün 24 saati çalışıyor bu insanlar. Bakın değerli arkadaşlarım. Eskiden ben bu arada yoğun bakım hekimleriyle de bir Zoom üzerinden bir görüşme yaptım. Fiilen çalışan insanlar bunlar. Tabii o görüşmeyi kamuoyuna yansıtmadık çünkü başları belaya girmesin diye. Bir hekim şunu söylüyor. Bundan birkaç ay önce diyor, her 10 hastadan ikisini üçünü kaybederdik. Şimdi her 10 hastadan 5'ini 6'sını kaybediyoruz diyor. Yer yok diyor hastanelerde. Torpille yer buldun, bulmadıysan ölüme terk ediliyorsun. Ve şimdi değerli arkadaşlarım, bakın değerli arkadaşlarım. Sağlık Bakanı açıklama yapmış. Dün açıklama yapıyor. Vakaların artmasının sebebi hepimiziz. 84 milyon. Allah aşkına ya. Ya bunlar uzayda mı yaşıyorlar Allah aşkına? Hastalığın, virüsün yaygınlaşmasına yol açan kongreler değil midir? Şimdi ne oldu? Vatandaşı suçlamaya başladılar. Vatandaşı suçlamaya başladığın andan itibaren sen artık bu işi bilmiyorsun arkadaş. Sen siyaset yapıyorsun. İnsan hayatı üzerinden siyaset yapıyorsun. Ha bunu yapan Sağlık Bakanı'na bir çağrıda bulunayım. Muhtarları aşı yaptırın kardeşim. Apartman görevlerini aşı yaptırın kardeşim. Muhtara veriyorsun görev, mahalle mahalle geziyor, sokak sokak geziyor. Aşı aşıya gelince yok. Apartman görevlisi biz evimizde oturuyoruz, alışverişe o gidiyor. Sokağa o çıkıyor. Görevi o yapıyor. Neden ona aşı yok? Öğretmene neden aşı yok? Saraydakilere derhal. Hiçbir ayrım yapmaksızın yapılıyor. Dolayısıyla bu konuda da değerli arkadaşlarım, hepimizin dikkatli olması lazım. Sizlerden, vatandaşlarımdan değil, özellikle çağrımdır. Hepimizi maske takarak ve kendimizi koruyarak gezmesi gerekiyor değerli arkadaşlarım. Öyle bir noktaya geldik ki Türkiye her gün bir Soma faciası yaşıyor. Her gün. 301 kişi Soma'da hayatını kaybetmişti. Bakın yıllar geçti hala unutmuyoruz. Ama şimdi her gün bir Soma faciası yaşıyoruz. 301 değil, 350, 352, 360'ı bulacak. Böyle bir tablomuz var. Değerli arkadaşlarım, bu kürsüde 2 Şubat 2021 tarihinde bir çağrı yaptım. Patates üreticileri, depoda patates var ve bunların mutlaka devlet tarafından alınması lazım. Dışarıya satamıyorlar, lokantalar kapalı, depolarda kaldı, çimlenmek üzere. 2 Şubat 2021, kanun, daha doğrusu meclise araştırma önergeleri verildi. Bütün bunların hepsi yapıldı. Bakan çıktı, patatesi niye devlet malzeme ofisi alsın dedi. Onun görevi değildir dedi. Nihayet geçen gün açıklama yaptılar ve patatesleri alacaklar. Sorun nerede? Elindeki malı çok ucuz bedelle zararına satan çiftçinin hali ne olacak? Bizim belediye başkanlarımıza biz talimat vermiştik. Olabildiğince kendi imkanları ölçüsünde alıyorlardı. Çiftçinin hakkına ve hukukuna sahip çıkamayan bir siyasi iktidar. Defalarca söyledik ancak ondan sonra. Kuru soğanı da aynı şekilde almaya başladılar. Ya da başlayacaklar. Beyefendi ne diyordu? Bayağı sert iniş yapacağız diyordu. Bayağı sert iniş yapan vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi. Patates dağıtıyor şimdi. Şu akla bakın, şu mantığa bakın. Değerli arkadaşlarım, devlet o kadar dejenere edildi ki, devleti yönetenler o kadar büyük bir dejenerasyon yarattılar ki her kafadan bir rakam çıkıyor. Bakın geçen gün Erdoğan 11 Nisan'da yeni yani açıklama yapıyor.
1.250.000 ton patatesten söz ediyor. 1.250.000 ton patates, 300.000 ton soğandan söz ediyor. Yani bunları alacağız, çiftçiden mi dağıtacağız? Aynı gün Tarım Bakanı açıklama yapıyor. 1.250.000 değil, 300.000 ton patates var diyor. Rakama bakın. 1.000.000 fazla ya. Ya nasıl atıyorsun bu kadar ya? Ya gerçekten ben şaşırdım. Okuyunca önce inanmadım. Bir de dedim havuz medyasının şeyine gireyim, internet sitesine. Onların bakayım orada ne yazıyor. Aynı rakam var. 300.000 ton soğan diyor. 40.000 ton. Ya nasıl bu kadar desteksiz atabiliyorlar? Ya akıl, mantık, her şey kaybolmuş vaziyette. Her şey ama. İnsan gerçekten de üzülüyor değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar, gelelim ana konumuza. Bu kürsüden defalarca 128 milyar dolar ne oldu diye sordum. 128 milyar doları kimlere sattınız diye sordum. 128 milyar doları hangi kurdan sattınız diye sordum. 128 milyar doları satanların, o kararı verenlerin kimler olduğunu sordum. Kimlerin imzası var onun altında sordum. Defalarca her yerde sordum. Birisi para kaybolmadı, para el değiştirdi diyor. E para zaten el değiştirdi. Durmuş Yılmaz, İyi Parti'nin eski Merkez Bankası Başkanı, saygın bir isim. Diyor ki elbette para el değiştirdi. Hırsız da bir şeyi çalarsa mal el değiştirmiş oluyor. Ben sana zaten bunu soruyorum. El değiştirdi de nereye gitti? Kime gitti bu? Kim vurgunu vurdu? Milyarları kim götürdü? Milyarları kim götürdü? Bunu niye soruyorum değerli arkadaşlarım? Şimdi bakın. Merkez Bankası daha önce sattığı dövizleri böyle tablolar halinde yapar, kendi internet sitesinde yayınlardı. Biz de bakar vatandaş, ekonomiyle ilgilenenler, dolarla, dövizle ilgilenenler, kur kambiyo rejimiyle ilgilenenler Merkez Bankası'nın internet sitesine girer, tablolara bakarlardı. Buna benzer çok sayıda tablo var. Burada da var. Hangi tarihte, kaç liradan çıkmış? Kim ne kadar fiyat vermiş, hangi bankaya, kişiye, kuruma satılmışsa bunların listesi vardı. Şimdi bu liste yok. Sorumuz da zaten buradan kaynaklanıyor. Listeyi niye gizliyorsunuz? Neden gizliyorsunuz? Kime sağladınız bu büyük avantajları? Sen mi yoksa damadın mı bu işi halletti? Damat kime verdi, sen kime talimat verdin? 1 liradan söz etmiyorum. 1 milyondan söz etmiyorum. 1 milyardan söz etmiyorum. 100 milyardan söz etmiyorum. 128 milyar Türk lirasından söz etmiyorum. 128 milyar Amerikan dolarından söz ediyorum. Ne oldu bu para? Tık yok. Bir daha sorduk, tık yok. Önce veznede duruyor, kasada duruyor dedi. Sonra pandemide kullandık dedi. Hepsi palavra. Yalan söylüyorlar, yalan. Yalan söylüyorlar. Sıkışınca yalana sarılıyorlar. Tabii dua edelim yani. 128 milyar dolar nerede diye sorduk. Bunlar darbeci diye bizi suçlamadı. Bakalım yarın suçlayacak herhalde. Bunlar darbeci diyecek. Darbecilerle beraber 128 milyar doları soruyor diye. Değerli arkadaşlarım, bu kadar pişkin, halktan bu kadar kopuk, bu kadar para sevdalısı, yandaşı bu kadar zengin eden dünyada başka bir iktidar görülmemiştir. Sorular karşısında ezilip büzülen, cevap veremeyen ama yeri geldiğinde böbürlenen, kibirlenen bir yapıyla karşı karşıyayız. Ağrıma giden de bu. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Ne sanıyorsun sen kendini? Bu milletin hakkını, hukukunu koruman gerekirken bu milletin hakkını, hukukunu pazarlıyorsun sen. Bunun hakkını, hukukunu sormak zorundayız.
Beraber sormak zorundayız. Birlikte sormak zorundayız. Değerli arkadaşlarım, dedik ki cevap vermiyor. Billboardları kiralayalım, oraya asalım. Millet görsün. Nerede diyor. Vay efendim neymiş? Cumhurbaşkanına hakaret etmiş. Neymiş? Arkasında efendim sarayın silüeti varmış. Ya soru sormak ne zamandan beri hakaret oldu? Bu neyi kanıtlıyor? 20 Temmuz sivil darbesinin en temel kanıtı budur. Bir darbe dönemi yaşıyoruz. En temel kanıtı budur. Bana soru bile soramazsınız diyor. Kibire bak ya. Kibire bak ya. Kimsin sen ya? Kimsin sen? Ne demek bana soru soramazsın? Bal gibi soracağım ve sen de bal gibi cevap vereceksin. Yoksa sandıkta soracağız bunu. Sandıkta soracağız. Cevap vermezsen aldığın her oy haramdır. Her oy haramdır. Bakın Ramazan günüdür söylüyorum bunu. Ramazan'ın birinci günü söylüyorum. Tüy bitmemiş yetimin hakkını korumak zorundayız. Savcı hemen harekete geçmiş. Kararlar da geldi. Efendim neymiş? Çok gecikmesinde sakınca bulunduğu için mahkeme kararına bile gerek yok, derhal indirin. Lafa bak Allah aşkına. Şu devletin nasıl hızlı çalıştığına bak. Saray olunca her şey süratle gerçekleşiyor. Peki işsizler? Onlara da aynı hızda iş buluyor musun? Aynı hızda yoksulların derdine çare oldun mu? Aynı hızda gidip patatesleri, soğanları depolardan aldın mı? Dilimizde tüy bitti söyleye söyleye, sonunda mecbur kaldın gidiyorsun almaya. Değerli arkadaşlarım, bu kürsüde 128 milyar doları sorduk. Bana niye soruyorsunuz diyor. Kardeşim sen Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim ben diye çıkıp konuştun. Zaten bu memlekette bir tek sana soru sorulacak. Diğerlerinin bir yetkisi yok ki. Bakanın mı yetkisi var? Yok. Genel müdürün mü yetkisi var? Yok. Şube müdürünün mü? Hayır yok. Genel müdürler mi? Yetkileri yok. Talimatın gereğini yapıyorlar zaten. Tek adam hükümeti demiyor musunuz? Onlar diyorlar tek adam hükümeti. Yani şahsım devleti. Şahsım hükümeti diyor. E peki şahsın hükümetinde soruyu kime soracağız? Sana soracağız. 128 milyar doların nasıl, nerelere peşkeş çekildiğini nereden öğreneceğiz? Merkez Bankası Başkanı konuşamaz. Mümkün değil. Hazine ve Maliye'den sorumlu olan bakan mümkün değil konuşamaz. Eğer saraydan bir kağıt gelirse al bunu oku derler, o çıkıp okuyacak. Kime soracağız? Odacıya soruyorum. Arkadaş sen buradan pay aldın mı? Nereden diyor. Manava soruyorum, sen 128 milyar dolardan pay aldın mı? Dalga mı geçiyorsunuz diyor. Emekliye soruyorum, kahveciye soruyorum, pastacıya soruyorum, minibüs şoförüne, kamyon şoförüne, otobüs şoförüne soruyorum, apartman görevlisine soruyorum, sanayiciye soruyorum. Arkadaş siz bu 128 milyar dolardan en azından bir 10 dolar aldınız mı? Hayır efendim diyorlar. Emekliye soruyorum, dalga mı geçiyorsun diyorlar. Kim aldı bu parayı? Kim aldı bu parayı? Sormak zorundayız değerli arkadaşlarım. Bakınız, 128 milyar dolarla ne yapılabilirdi? Daha önce açıkladım, bu kürsüden açıkladım. Bakın, 10 milyon işsiz vatandaşımıza bir yıl boyunca her ay 3'er bin lira para verebilirdiniz. Ama bitmiyor. 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar liralık kredi borcunu sıfırlayabilirdiniz faizleriyle beraber. Gene para bitmiyor. Çiftçilerin bankalardan aldıkları kredilerin tamamını sıfırlayabilirdiniz. Gene para bitmiyor. Mikro işletmelerin yani KOBİ'lerin 16 milyar liralık kredi borcu var. Onun da tamamını ödeyebilirdiniz.
Gene para bitmiyor. Yoksulluk sınırı altında olup 1 milyon 600 bin hane var. Bunların bir yıl süreyle doğalgaz parasını ödeyebilirdiniz. Gene bitmiyor. BioNTech aşısı getirebilirdiniz. Her vatandaşa iki sefer yapabilirdiniz. Bunun için 50 milyon vatandaşımız aşı olabilirdi. Gene para bitmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nda internete erişemeyen, EBA'ya erişemeyen 4 milyon evladımıza en gelişmiş bilgisayarı, tableti alırdınız. Gene para bitmiyor. Devletten 3 ay boyunca biner lira veriyorlar. 806 bin hesabımıza bırakın biner lirayı. Her ay bir yıl süreyle 3 bin lira para veriyorsunuz. Gene bitmiyor. Devletten 3 ay boyunca biner lira alan basit usul dışındaki esnafa da yine her ay 3 bin lira para verseniz bir yıl süreyle yine para bitmiyor. Devletten 3 ay boyunca sadece 3 ay biner lira para alan 26 bin müzisyene her ay bir yıl süreyle 3 bin lira para verseniz yine para bitmiyor. Ne kadar kalıyor biliyor musunuz? 467 milyar lira para daha kalıyor. Paranın büyüklüğü bu işte. Resmen devletin soyulduğu buradan belli. Bunu soruyorum. Afişleri indiriyor, soru soramazsınız. Bana hakarettir diyor. Niye sana hakaret olsun kardeşim? Niye sana hakaret olsun? Sen her önüne geleni, seni eleştireni bana hakaret ediyor diye eğer suçluyorsan o koltuktan derhal ayrılacaksın kardeşim. Ayrılacaksın. Hesabını vermiyorsan ayrılacaksın. Devleti yöneten insanlar aynı zamanda milletine hesap verirler. Aksi halde milleti küçümserler. Kibir buna engel olur. Beyefendinin kibri var. Niçin soruyorum değerli arkadaşlarım? 10 milyon 219 bin işsizimiz adına soruyorum. 10 milyon 219 bin işsizimiz adına soruyorum. Nerede 218 milyar dolar? Son 2 yılda çalışırken işinden olan 2 milyon 918 bin yeni işsize soruyorum. Onun adına soruyorum. Nerede bu para? 1 milyon 953 bin esnaf adına soruyorum. Nerede 218 milyar dolar? Efendim? 128 milyar dolar. 2 milyon 83 bin çiftçi adına soruyorum. Nerede kardeşim? 128 milyar dolar. Paraları da o kadar çok ki biz de şaşırıyoruz artık. Onlar çok paraya alışmışlar. Bizim öyle şeyimiz yok. Allah'a çok şükür. 858 bin kamyon şoförü adına soruyorum. Nerede 128 milyar dolar? 100 bin 575 taksici adına soruyorum. Nerede 128 milyar dolar? 13 milyon 264 bin emekli dul ve yetim adına soruyorum. Nerede 128 milyar dolar? Sayıları 1 milyona yaklaşan apartman görevlileri için soruyorum. Onlar da buradan iş nasiplerini almadılar. Nerede bu 128 milyar, milyar dolar? Asgari ücretin aylık geliri, asgari ücretin 1/3 olan 9 milyon 80 bin 521 kişi var Türkiye'de. Aylık geliri asgari ücretin 1/3. Yani aylık geliri 1192 lira. Bu 9 milyon 80 bin kişi adına da soruyorum. Nerede bu 128 milyar dolar? Dul ve yetim aylığı alanlar var. 3 milyon 692 bin 788 kişi. Onlar adına da soruyorum. Nerede bu para ve neden bu para ortalıkta yok değerli arkadaşlarım? Şehit yakınları. Gaziler adına da soruyorum. Nerede bu 128 milyar dolar? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için soruyorum. Nerede bu 128 milyar dolar? 50.278 muhtar adına soruyorum. Onlar da buradan hiçbir şey almadıklarını söylüyorlar. Nerede bu 128 milyar dolar? Biz bunu öğrenmek zorundayız.
değerli arkadaşlarım. Bir örnek daha vereyim. Vatandaşlarımız 128 milyar dolar nedir, ne anlama geliyor diye. 128 milyar doları 83 milyona bölersek, yani yeni doğan çocuktan en yaşlımıza kadar bölersek 1542 dolar düşüyor adam başına. Yeni doğan çocuğa da 1542 dolar. 5 kişilik bir aile düşünün. Aile başına 7710 dolar düşüyor. Bunu 8 ile çarpın kur üzerinden, her aile başına düşen 61.680 Türk lirası. Bu para nereye gitti? Bu parayı öğrenmek zorundayız. Bunu sormak her namuslu vatandaşın görevidir. Bir daha altını çizeyim. Bunu sormak her namuslu vatandaşın görevidir. Bunu sormak her ahlaklı vatandaşın görevidir. Bunu sormak inanç sahibi olan, Allah'a inanan herkesin görevidir. Herkesin görevidir. Eğer kul hakkı en büyük günahsa, yüce yaratan kul hakkıyla önüme gelmeyin diyorsa, 128 milyar doların hesabını bu sarayda oturanların vermesi lazım. Eğer hesabını veremiyorsan sandığı getir kardeşim. Korkma, sandığı getir. Namusunla git bari. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Birleşimi kapatıyorum. Enteresan bir güne başladık. Sayın Akay'la politikaya ilk başladığım dönemlerden tanışırız. Partimiz kurulurken de herhangi bir yardıma ihtiyacın var mı diye bana sormuştu. Ben de bir acayip yolda gidiyoruz. Dolayısıyla çoluğunuz var, çocuğunuz var, boş verin demiştim. Yani ne olup ne olmayacağını bilmiyoruz diye, ama böyle bir hukukumuz var. Sayın Akay dedi ki ben geleyim partiye, artık tamam üye olayım. Ben de dedim ki ya başkanım, şimdi yaşça büyümsün, fi tarihinden tanışıyoruz. Arkadaşlarımızın hepsi sizi tanır ama olsun, grupta rozetinizi takalım. Ve kendisi de kabul etti, bugün aramızda. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bize güç verdiniz. Çok teşekkür ederim. Ama gecenin 7:30'undan itibaren ortalık mecliste karıştı. Sayın Akay için midir? Her hafta milletin kürsüsünde bir dezavantajlı, derdi olan grubun temsilcisini konuşturduğumuz için midir? Yoksa son zamanlarda küçük ortağın bütün konuşmalarının öznesi ben ve İyi Parti olduğundan mıdır? Ya da büyüğünün küçüğünün partimize, partimizin büyüşüne, milletimizin teveccühüne karşı duydukları korkudan mıdır? Bilemem. 11 kişilik bir listemiz oluyor bizim. Teknik ekibimiz var içinde. Ve her haftada pandemiye en fazla dikkat eden bir siyasi partiyiz, grubuz. Bir milletin kürsüsünde derdini anlatan bir arkadaşımız oluyor. Yani biz lebalep şu salonu doldurmuyoruz, bir. Yani biz bu salonda en başından beri pandeminin kurallarına uyuyoruz, iki. Ama çok ilginç, dün gece sanırım 19.30'dan itibaren meclisimizde, yüce meclisimizde müthiş bir kriz yaşandı. Teknik ekipte dahil hiç kimse giremez dendi. Sayın Meclis Başkanı bu nasıl oluyor dedi böyle şecaatle. Sonra telefonlardan kaçtı. Genel Sekreterimiz aynı durumda. Sonra ortaya bir resim çıktı.
Abiler bana çok kızmış. Şimdi üzgünüm. Rahatsız etmeye devam edeceğim. Rahat kaçırmaya devam edeceğim. Üzgünüm. Anadolu'yu gezmeye devam edeceğim. Üzgünüm. Sizin yapmadıklarınızı yaptırmaya gayret edeceğim. Üzgünüm. Bu milleti aldattınız. Bununla sizi yüzleştireceğim. Üzgünüm. Ve yaptığınız her çirkinliği fahiş edeceğim. Üzgünüm. Ya adam gibi bu ülkeyi yöneteceksiniz seçime kadar. Milletin emrinde gerçekten hizmetkar olacaksınız. Kibirinizi yerle bir edeceğim. 5 maaşlarınızı söyleye söyleye sizi milletin karşısına çıkamaz edeceğim. Ya bunlardan vazgeçeceksiniz. Ya da milletimize sizi öyle anlatacağım ki ilk seçimde milletimizin kararıyla, milletimizin iradesiyle, millet iradesiyle bu ülkenin yönetiminden demokrasiyle gideceksiniz. Sandıkta gideceksiniz. Üzgünüm. Ama şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Küçük ortak ve arkadaşlarına, aranıza girmeye niyetim yok. Endişelenmeyin. Kesinlikle böyle bir niyetim yoktur. Bu et tırnak, yani Cumhur İttifakı et tırnak, çok hissi bir ittifak. Asla orada olmam, asla aranıza girmem, merak etmeyin. Bu ilişkinizi devam ettireceksiniz. Ama hepiniz birlikte bu millete verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz. Buraya insan mı almıyorsunuz? Gereğini yaparız. Buraya milletimizin derdini anlatacak kişilerden korkuyor musunuz? Her şartta burada olmaz, başka yerde olur. O milletin kürsüsü işlemeye, o milletin kürsüsünden milletimizin sesini duyurmaya devam ederiz. Ben çok sık söylerdi, rahmetli Elçi Bey çok yakın dostumdu. Çok sık söylediği bir şey vardı. Çok böyle hoşuma gitmiştir. Hoşum gelir. Demişti ki, bunu da ortaklara anlatıyorum. Maral Hanım, demiştim ki bey sevgi nedir? Sevgi nedir? Demişti ki Maral Hanım, sevgi kuş gibidir. Avucuna konar. Çok sıkarsan öler. Böyle bırakırsan uçar. Şöyle tutacaksın, özen göstereceksin. Ortaklara rahmetli beyimin anekdotunu anlatayım. Çok sıkarsanız ölürsünüz, çok bırakırsanız uçarsınız. Aham da bu da size. Hadi. Son bir iyiliğim olsun. Ama bir şey daha vardı. İkide bir, ben demek ki hüzünlü bir tipmişim. Durur böyle omzuma vurur derdi ki Maral Hanım narahat olma, her şey yolunda gelir. Merak etmeyin, narahat olmayın, her şey yolunda gelir. Evet, teşekkür ediyorum. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli basın mensupları, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Sizleri ve bizleri mübarek Ramazan ayına kavuşturan Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. 11 ayın sultanı bu mübarek ayda Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Olanlara nefis terbiyesi, olmayanlara rızık, milletimize ve tüm insanlığa sağlık ve huzur versin. Aziz milletim, salgının başından beri iktidarı defalarca uyardık. Uyarıların yanında neler yapılması gerektiğini de gün gün anlattık. Bilim insanlarına kulak verin. Milletimizin canı daha fazla yanmasın dedik. 3 hafta tam kapanma için gecikmeyin. Bu işin sonu iyi değil dedik. Aşı tedariğini ciddiye alıp
bir an önce aşıları getirin, başka çıkış yok dedik. Dar gelirli vatandaşlarımızı, hani işlerine toplu taşımayla gitmek zorunda olan ve çoğunluğu da genç olan dar gelirli vatandaşlarımızı, öğretmenlerimizi öncelikli olarak aşılayın dedik. İnsanüstü bir gayretle çalışan sağlık ordumuz yoruldu. Yüklerini hafifletin, onlara moral verin dedik. Esnek mesai uygulamasına acilen dönün, milyonlarca vatandaşımızı aynı saatte toplu taşıma araçlarına bindirmeyin dedik. Ekonomik destek paketleri önerdik, kaynaklarını gösterdik. Ama maalesef bir kulaklarından girdi, diğerinden çıktı. Biz işi ciddiye alıp önlemleri sıkıştırmalarını beklerken onlar gittiler, lebalep dolu kongreler yapıp virüse davetiye çıkardılar. Sonuç, Türkiye dünyada en çok vaka görülen birinci ülke oldu. Aziz milletim, biz bu tabloyu hak etmedik. Ama özveriyle çalışan doktorlarımızın, sağlık ordumuzun uyarılarını dinlemeyenler, aklın ve bilimin yolundan sapanlar, Türkiye'yi maalesef bu korkunç tabloyla baş başa bıraktı. Salgını ciddiye alıp üzerine düşeni yapmaya çalışan ülkeler birer ikişer normale dönerken Türkiye'nin en kötü dönemini yaşıyor olması bir büyük basiretsizliğin, bir büyük ciddiyetsizliğin, bir büyük beceriksizliğin sonudur. Bu tablo milletimizin değil iktidarın eseridir. Bu kürsüden daha önce de bilim kuruluna seslenip uyarmıştım. Ya çıkın gerçekleri anlatın ya da sizi susturuyorlarsa istifa edin demiştim. Bilim kurulu pazartesi günü yine toplandı. Bilimin ışığında neler yapılması gerektiğini Sağlık Bakanı'na anlattılar. Peki sonra ne oldu? Bilim kurulunun çözüm planı bir tavsiye muamelesi gördü. Kaybedecek tek bir saatimizin bile olmadığı bir zamanda 24 saat daha heba edildi. Neden? Sayın Erdoğan inceleyip karar verecekmiş. Burası çok önemli. Hangi bilgiyle, hangi birikimle belli değil. Kardeşim, sen doktor musun? Sen enfeksiyon uzmanı mısın? Böylesine uzmanlık isteyen bir konuda kararı niye sen veriyorsun? Kararı niye bilim insanlarına bırakmıyorsun? Bu nasıl bir hırs? Bu nasıl bir nobranlık? Bu nasıl bir sorumsuzluk? Böyle ciddiyetsizlik olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Yazıktır, günahtır. Aylardır acilen 3 haftalık tam kapanmaya geçin diyoruz. Esnafımızı, çalışanlarımızı koruyacak önlemleri alın. Ülkemizi 3 haftalık bir kapanmayla rahatlatın diyoruz. Bilim bunu söylüyor. İşin uzmanları bunu söylüyor. Sen hala kafana göre takılıyorsun. Sayın Erdoğan, ülkeler birer birer Türkiye'ye uçuşları durduruyor. Türkiye'nin en önemli gelir kaynağı olan turizm sezonu yaklaşırken milyonlarca çalışanın ekmeğiyle oynadın. Mutlu musun? Vatandaşlarımız hastanelerde yatak bulamıyor. Mutlu musun? Milletimiz aşı beklerken Libya'ya 150 bin aşı gönderip caka satmaya utanmıyor musun? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Yazıklar olsun. Hadi bizi duymamazlıktan geliyorsun. Onu anladık. Ama Türk Tabipler Birliği çıktı, 3. ve en yüksek zirvedeyiz dedi. Onu da mı duymadınız? İstanbul Tabipler Odası, hastaneler doldu, hastalar sıra bekliyor dedi. Onu da mı duymadınız? Ankara Tabipler Odası seslendi. 12 saat sedyede bekleyen hastalarımız var dedi. Onu da mı duymadınız? Adana, bir yılın sonunda başa döndük. Tam kapanma şart dedi. Onu da mı duymadınız? Bursa, sözün bittiği yerdeyiz. Durum tespiti işe yaramaz dedi. Onu da mı duymadınız? Giresun, vakalar pik yaptı, görmüyorlar mı diye sordu. Diyarbakır, vakalar 6-7 kat arttı, bu yükü taşıyamayız dedi. Samsun, tükenme noktasındayız dedi. Onları da mı duymadınız? Urfa, Van, Mersin, Ankara, Hakkari'de
Doktorlar feryat etti, neler oluyor diye hiç mi merak etmediniz? Duymadınız, merak etmediniz, umurunuzda bile olmadı. Çünkü milletimiz canıyla uğraşırken siz başka hesapların, başka planların peşindesiniz. Şimdi de çıkıp utanmadan salgının bu noktaya ulaşmasından 84 milyon hepimiz sorumluyuz diyerek suçu milletin üzerine atmaya çalışıyorsunuz. Kurallara uymayanları, önlem almayanları ayrı tutuyorum. Ama hayır, bu tablonun sorumlusu milletimiz değil. Bu tablonun sorumlusu salgını yönetemeyen, aşıyı getiremeyen, milleti yokluğa mahkum eden sizsiniz. Bu kadar basit. Suçu milletin üzerine yıkıp kaçamazsın Sayın Erdoğan. Öyle zora gelince kaçıp saklanmak yok. Arşa çıkan vaka sayılarının sorumluluğunu üstleneceksin, üzerine alacaksın. Gelmeyen aşıların sorumluluğunu alacaksın. O lebalep kongrelerin sorumluluğunu alacaksın. Öyle yağma yok. Sorumluluğu alacaksın ve Türkiye'yi salgın listesinin ilk sırasına çıkaran bu basiretsizliğin, bu umursamazlığın, bu beceriksizliğin hesabını ilk seçimde milletimize mutlaka vereceksin. Değerli dava arkadaşlarım, sizlere bu kürsüden defalarca demokrasi ile ekonomi arasındaki ilişkiyi anlattım. Yine tekrarlıyorum. Türkiye demokrasiye kavuşmadan kalkınamaz. Türkiye özgürleşmeden kalkınamaz. Türkiye adalet olmadan, hukuk olmadan, huzur olmadan kalkınamaz. Bunu iktidarından muhalefetine, herkes aklına iyice yazsın. Bugünkü ekonomik sorunlarımızın temelinde Sayın Erdoğan'ın demokrasiyi tehdit, millet iradesinde ayak bağı olarak gören çarpık zihniyeti ve de o zihniyetin ürünü olan partili cumhurbaşkanlığı sistemi yatıyor. İşte tam da bu nedenle oyları düştükçe demokrasiye daha çok saldırıyorlar. Seçimleri kazanma şansları azaldıkça özgürlükleri daha çok kısıtlıyorlar. Yolun sonu göründükçe hukuku daha çok çiğniyorlar. Türkiye fakirleşmiş, umurlarında değil. Vatandaşlarımız işini kaybetmiş, umurlarında değil. Çiftçimiz bitmiş, esnafımız batmış, insanlarımız ölmüş, umurunda değil. Siz hiç işsizlik arttı, bu sorunu çözelim diye Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü toplandığını duydunuz mu? Duyamazsınız. Siz hiç çiftçilerin dertlerini görüşmek için lebalep toplantı yaptıklarını duydunuz mu? Duyamazsınız. Siz hiç KOBİ'lerin 860 milyar liraya ulaşan banka borçlarına çare bulmak için paket açıkladıklarını duydunuz mu? Hayır, duyamazsınız. Çünkü Sayın Erdoğan ve iktidarının milletimizin sorunlarına çözüm üretmek gibi bir önceliği yok. Onlar için önemli olan eşi, dostu, yandaşı zengin etmek. İşte o nedenle bir yıldır iş yapamayan esnafımıza hepi topu 5 milyar lira reva gören bu arkadaşlar sadece Kuzey Marmara Otoyolu için 17 milyar 800 milyon lira ek maliyet ödüyor. Yüz binlerce esnafımıza parça parça 5 milyar, 5 müteahhite tek kalemde 3,5 kat fazla para ödeme. Allah aşkına, hak bunun neresinde? Vicdan bunun neresinde? Adalet bunun neresinde? Yazıklar olsun size. Aziz milletim, değerli milletvekilleri. Milletimiz canının derdine düşmüşken, işsizlik almış başını gitmiş, iflaslar başlamışken, mutfakta tencereler kaynamıyor, gençlerimizin umutları, hayalleri yok olmuşken, emeklilerimiz ay sonunu getiremiyor, EYT'lilerin çilesi devam ediyorken, Türkiye her geçen gün fakirleşiyorken, kimse kusura bakmasın, iktidar kendini parçalasa bile biz 6 ayda bir ısıtılıp önümüze getirilen aynı abuk sabuk konuları konuşmayacağız. Yetti arkadaş. Ayıptır, günahtır. Bırakın da millet bir nefes alsın. Bir kere olsun milletimizin yüzünü nasıl güldürürüz onu konuşalım. Sorunlarını nasıl çözeriz onu konuşalım. Nasıl öldüğümüzü değil, nasıl ölmeyeceğiz onu konuşalım.
Ama maalesef konuşamazlar. Çünkü korkuyorlar. O saray sefalarını kaybetmekten korkuyorlar. Altlarındaki arabaları kaybetmekten korkuyorlar. 5 farklı yerden aldıkları maaşlar kesilir diye korkuyorlar. Öyle korkuyorlar ki artık AK Partili belediye çalışanları bile bize duyduğu derin kıskançlıkla tanıdığımız Almanya'ya iltica ediyor. Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin AK Partili başkanı 42 kişilik bir grubu Almanya'ya eğitim için yollamış. Burası da çok önemli. 2 kişi hariç kalan 40 kişi gidiş o gidiş. Dönmemişler. Birkaç belediyede de aynı şey olduğu söyleniyor. Sayın Erdoğan'ın kadroları, Sayın Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'den ardına bakmadan kaçıyor. Zamanında Sovyetlerden kaçan devlet görevlileri gibi. Filmlerini izlerdik, hatırlıyor musunuz? Herhalde Türkiye'de de bu kaçışların filmleri daha sonra yapılacaktır. İşte size Sayın Erdoğan'ın Türkiye'yi düşürdüğü durum. Güler misin, ağlar mısın? Ama korkunun ecele faydası yok. Milletin gerçeklerinden kaçış yok. Çünkü artık biz varız. Onlar iktidarlarını nasıl sürdüreceklerinin hesabındalar. Biz milletimizi nasıl düze çıkaracağımızın hesabındayız. Onlar eşi, dostu, müteahhiti zengin etme peşindeler. Biz EYT'linin, polisin, sağlıkçının derdini çözme peşindeyiz. Onlar yalanlarla koltuklarını korumanın derdindeler. Yalanların yanına küfürü de ekleyebiliriz. Küfürlerle koltuklarını korumanın derdindeler. Biz zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye derdindeyiz. Biz inatla önce millet, önce memleket diyeceğiz. Biz inatla milletin dertlerini konuşacağız. Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. İşte o nedenle her hafta olduğu gibi bu hafta da her türlü sansüre inat. Şimdi sıra milletin kürsüsünde. İktidarın yalanlarının mağdurlarından biri emekli polis memuru Erdinç Emecan kardeşimiz aramızda. Buyurun Erdinç Bey kardeşim, söz de kürsü de sizindir. Herkese merhabalar. Erdinç Emecan, emekli bir polis memuru. Sayın Genel Başkanım, sayın vekillerim, saygıdeğer misafirler ve değerli basın mensubu kardeşlerimiz. Konuşmama ulu önderim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle başlamak istiyorum. Herkesin vicdanı kendi polisidir. Polis vicdanı olmayanların karşısındadır, diyor ulu önderimiz. Biz polisler ve emeklilere, hani vatandaşın sen bizi, benim kim olduğumu biliyor musun dediği emekli polisler ve polisler. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in kalkanı olarak tanımladığı günü 24 saate bir uç beyi gibi gece gündüz 24 saat vatandaşın hizmetinde olan polis ve emekli polislere. Sevgili arkadaşlarım, sevgili büyüklerim, ben ortaokul mezunu bir emekli polisim. 1985 yılında teşkilata girdim. Çeşitli nedenlerle liseyi bitiremedim ve 28 yıl görev yaptıktan sonra emekli oldum. Özel harekat şubelerinde çalıştım, kırsal alanlarda çalıştım, terörle mücadele şubelerinde görev yaptım. Dağda, bayırda, ovada, şehirde, karakollarda, gece gündüz saat mefhumu olmaksızın. Çok ağır işler yaptıktan sonra en hafif göstergeyle emekli oldum. Ek göstergem 650. Yani devlet memurluğu statüsünde en alt dereceden emekli oldum. Ve gururla söylüyorum ki
devletin bana 2988 lira maaş tefrik etti. Ben bu maaşı alıyorum. 2988 lira. 2 liram daha olsa 3000 lira olacak. 3000 lira diyemiyorum. Emekli olduktan sonra kendi geçim derdine düştüm. Arayışlarda çalıştım. Ailemin geçimini nasıl temin ederim diye geceli gündüzlü sabahlara kadar çalıştım. Şimdi halkımız, vatandaşımız polisi belinde tabancası, sırtında üniformasıyla tanıyor. Oysa bizim iç dünyamız, ruh halimiz, psikolojik yapılarımız, biz de halkın içinden geldik, sizin çocuklarınızız. Biz tatil bilmeyiz, onu en baştan söyleyeyim. Bizim için en güzel tatil köye, anamızın babamızın yanına gidebilmektir. Biz böyle Antalyalarda, Bodrumlarda, Kuşadası'nda, deniz kenarlarında tatil bilmeyiz. Görmedik. Biz emekli olduktan sonra bize verilen ikramiyelerle değil, ev sahibi olmak. Bir evin balkonunu dahi satın alamayız. Değerli arkadaşlarımız, bizim yıllardır kanayan bir 3600 ek gösterge meselemiz var. Kangren duruma gelmiş bir 3600 ek gösterge durumumuz var. Tabii 3600 nedir? Vatandaşa 3600 nedir diye sorduğumuzda vatandaş bize diyor ki siz 3600 lira maaş mı istiyorsunuz diyor. Yani biz 3600 lira maaş istemiyoruz. Biz 3600 ek göstergemizi istiyoruz. 1995 yılında jandarma ağsubaylarının mezun olmuş olduğu hazırlık eğitimleri üniversite statülerine getirilerek jandarma ağsubaylarına tahsil farkı gözetmeksizin 3600 ek gösterge tahsis edildi. Kardeş kurumuz, onlar da İçişleri Bakanlığı'na bağlı, biz de İçişleri Bakanlığı'na bağlıyız. Ama bizim mezun olduğumuz polis okulları aynı statüye getirilemeyerek 3600 ek gösterge bize tahsis edilmedi ve emin olun ki sizlere temin ederim ki 26 yıldır bunun mücadelesini yapıyoruz. 3600 ek gösterge alırsam az önce sizlere arz ettiğim gibi 2988 lira olan maaşım gerçekten 3600 lira olacak. Gerçekten 3600 lira olacak. Üniversite çağında bulunan çocuklarımız, ailelerimiz, geçim darlığı çeken arkadaşlarımız, bizim içimizde ayakkabı boyacılığı yapan arkadaşlar var. Bizim aramızda şantiyelerde bekçilik yapan arkadaşlar var. Bizim aramızda sokaklarda 16-17 saat seyyar satıcılık yapan arkadaşlar var. 60-65 yaşından sonra topuklarına kan inen arkadaşlarımız var. Bizim arkadaşlarımız da emekli olduktan sonra çalışmış olduğumuz ağır meslekten dolayı ortaya çıkan şeker, tansiyon, diyabet, kalp hastalıkları say say bitmez bizim arkadaşlarımızın hastalıkları. Bize 2006 yılında seyyanen hükümetimiz tarafından 100 lira bir para verildi. Arkadaşlar o 100 lira 2006 yılında 79 dolar ediyordu. Bugün o 100 lira 12 dolar ediyor. Bilmem anlatabildim mi? Hala 100 lira. Bizim çarşı ve mahalle bekçisi kardeşlerimiz var. Bizim sivil memur arkadaşlarımız var. Bizim hala 3600 ek gösterge almamış emekli emniyet durağı abilerimiz, meslek büyüklerimiz var. Bir de bir kanayan yaramız daha var. Polis intiharları. Artık beşer beşer, onar onar ölüyoruz arkadaşlar. 2020 yılında, geçen yıl 84 arkadaşımız kendi canını kıydı. 2021'in henüz ilk 3 ayında ne yazık ki 17 arkadaşımız intihar etti. Henüz dün öğlen saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Adem isimli bir arkadaşımız intihar etti. Bakın
Dün intihar sayımız 17 idi, bugün 18 oldu. Yarın kimin, hangi ilde, hangi arkadaşımızın intihar edeceğini bilmiyoruz. Buradan Emniyet Genel Müdürlüğümüze sesleniyorum. Sayın Genel Müdürlüğümüz, biz yıllarca faili meçhul cinayetleri çözmüş insanlarız. Lütfen hasreten rica ediyorum, bizim intihar sorunlarımızı çözünüz. Sorunu söylüyorum, çözümünü de söylüyorum. Bizim rehabilitasyon kliniklerine ihtiyacımız var. Artık genel müdürlük duysun bu feryadımıza. Devam edeceğim arkadaşlar. Dünyayı ve ülkemizi sarsan COVID-19 illetinden dolayı Emniyet Teşkilatı'ndan sayıları net olmamakla birlikte yaklaşık 1000 arkadaşımız COVID-19 virüsünden maalesef vefat etti. Gerçek sayıyı da öğrenmek istiyoruz. 900 ile 1000 arasında olduğu söyleniyor. Genel Müdürlüğümüz ve Sayın İçişleri Bakanlığımız bizi bu konuda lütfen ilgilendirsin. Sağlık Bakanımız sayıları söyleyebiliyor sağlık personelinin, ama biz de bilmek istiyoruz. Bir de geçen hafta 10 Nisan polis haftasıydı. Biz her 10 Nisan'ı coşkularla kutlardık. Ama ne yazık ki bu 10 Nisan'da yine biz görülmedik, yine biz duyulmadık, yine biz ciddiye alınmadık ve yine biz unutulduk. Bundan böyle 10 Nisanlar bizim için bir kara gün oluyor. 3600 çalışmalarımızda sorduğumuzda hep çalışmalar devam ediyor diye oyalandık. Bu çalışmaları hangi grup yapıyorsa, hangi ekip yapıyorsa, bu çalışmaların içeriği ne zaman bitecek, hangi aşamada, çalışma bitti mi bitmedi mi? Bu çalışmaları yapanlar da emekli olmak üzere diye düşünüyoruz. Çünkü 26 yıldır bu çalışmalar yapılıyor. Bir de bizim kamu yararına çalışan bir polis emekleri derneğimiz var. Onunla ilgili kısa bilgiler vereyim. 1948 yılında çok büyük abilerimiz kurmuşlar. 1960 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan rütbesi alınmış. Ülkemde 161 bin polis olmasına, polis emeklisi olmasına rağmen maalesef bu derneğimiz 5-6 bin civarında üyeyle, liyakatsız bir yönetim ile atıl bir durumdadır. Buradan dernek genel başkanına da sesleniyorum. Lütfen online olarak açsın, arkadaşlarımız üye olmak istiyor, üyelik işlemlerini başlatsın. Ha, beni de ilaç ettiler bu arada, söyleyeyim dernek üyelerinden. Beni de ilaç ettiler dernek üyeliğinde. Beni ve 22 arkadaşım Antalya'dan, Türkiye çapında da 45 arkadaşımla ilan ettiler. Dernek Genel Başkanı'na sesleniyorum. Teşekkür ediyorum beni ilaç ettiği için. Fırsat buldukça sürekli ona da sesleneceğim. Derneğin 43 tane şubesi var Türkiye çapında. Onu da söyleyeyim. Yani yayılmışız yani, ama şey yok. Faaliyet yok. Hiçbir emekli arkadaşımızın elinden tutulmamış. Ben size daha ne anlatayım? Sorunuz varsa alayım. Sevgili arkadaşlar, sizleri fazla başınıza atmayacağım. Son bir sözlerim var. Yorulması bile yadırganan bir meslek grubudur polislik arkadaşlar. Oysa ne yorulduk bir bilseniz. Yürek yorgun, hatıralar yorgun, polis yorgun, ailesi yorgun, polisin çocukları yorgun, polisin akrabaları yorgun. Bize bu fırsatı veren sizlerle 98 yıllık meclisimizin çatısı altında ilk defa bir emekli polis memurunu buluşturan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Başkanımıza, bu konuda bizlere mihmandarlık ve önderlik yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizi sorunlarımızla hafifçe böyle dinlettirdiğim için teşekkür ederim. Sürçülisan olursam affola. Sayın Genel Başkanımıza, tüm emekli polis teşkilatı adına küçük bir armağanımız olacak. Kabul buyururlarsa lütfen buyurun efendim.
de Mehmetli Polis. Sayın Genel Başkanım, ben emekli emniyet amiri, aynı zamanda İYİ Parti İstanbul İl Yönetimi'nden ve milletvekili adayından. Şimdi tanıdım kızım, tamam. Binlerce polis arkadaşımız şahsınıza mesaj attı. İnanın gözlerim dolu dolu okudum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Emekli polis arkadaşımız Onur Aras çizdiler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Saygılar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ ol başkanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim Erdinç Bey. Buradan sizin aracılığınızla tüm polis kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan miting meydanlarında sizlere söz verdi. Ama gereğini yapmadı. Biz hala sözümüzün arkasındayız. İYİ Parti iktidarında 3600 ek gösterge hakkınızı teslim edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Aziz milletim, bu iktidar vatandaşının sesini duymuyor. Aylardır patatesler, soğanlar depolarda çürüyor, üretici perişan diyoruz. İktidardan tık yok. Mecburen Millet İttifakı belediyeleri kendi imkanlarınca üreticimizin elindeki ürünü satın alıp vatandaşlarımıza dağıttı. Bunu gören Tarım Bakanlığı da baktı, kendi işini Millet İttifakı belediyeleri yapıyor, sonunda harekete geçti. Depolardaki ürünü simsar hesabıyla alıyorlar ama olsun, nihayet iyi bir adım attılar. Böyle beceriksiz bir Tarım Bakanı varken buna da çok şükür. Ama sıkıntı sadece patates ve soğanla sınırlı değil. Elma üreticilerinin de derdi var. Ürünlerini soğuk hava depolarından meyve suyu fabrikalarına götürüyorlar, kayıpları oluyor. İktidardan beklentileri açık, çok da büyük bir şey değil. Sadece kilo başına 30 kuruş destek istiyorlar. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Türkiye'nin bu kaybı telafi edecek imkanı var. Millet İttifakı belediyelerini beklemeyin. Patates ve soğan üreticilerimiz için geç de olsa attığınız adımı elma üreticilerimiz için de atın. Hem 30 kuruş verin, hem de yemelik denilen elmalarımızdan üreticinin elinde kalanları alın, milletimize dağıtın. Çiftçimizi daha fazla mağdur etmeyin. Değerli milletvekilleri, Sayın Erdoğan ve damadının el birliğiyle zora soktukları Türkiye ekonomisi pandemiyle birlikte çok daha ağır sorunlarla karşı karşıya. Milletimiz bu zorlukları iş yerinden tarlaya, pazardan sofraya kadar hayatın her alanında derinden hissediyor. Merkez Bankası rezervlerini buharlaştıran beceriksizlik, şimdi nereden nasıl para bulabilirim diye çırpınıyor. Bu zor şartlarda ekonomimize nefes aldırabilecek alanlardan biri de Türkiye'nin en bereketli sektörlerinin başında gelen turizm sektörü. Turizm tek başına dış ticaret açığımızı kapatacak potansiyele sahip. Çünkü direkt olarak döviz girdisi sağlıyor. Çünkü hizmet ağırlıklı bir sektör ve ithalata bağımlı değil. Çünkü istihdam sağlıyor. Bunun yanında esnafı da kalkındırıyor, yeme içme sektörünü de kalkındırıyor, taksileri de, özel taşımacılığı da kalkındırıyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında turizm, Türkiye'nin birinci derecede stratejik öneme sahip sektörlerinden biri. Bunun anlamı şudur: devletin kaynaklarından öncelikli olarak yararlandırılması gerekir. Yani kamu bankaları ucuz kredi verecekse turizmi ihmal etmemelidir. Teşvik verilecekse turizm ihmal edilmemelidir. Aşılama yapılacaksa sezon yaklaşırken turizm sektöründe çalışanlar önceliklendirilmelidir. İşte o nedenle iktidarı haftalardır uyarıyoruz. Bugün turizm başlıklı benim hatırladığım üçüncü grup konuşmamdır. Arkadaşlarımızın çalışıp kamuoyuyla paylaştığımız, sizin huzurunuza getirdiğimiz üçüncü turizm öznesinin turizm olduğu grup konuşmamdır. Hazırlıklı olun, önlemlerinizi alın. Türk turizmi bu sezonu kaçırırsa
bedeli ağır olur diyoruz. TÜRSAP uzunca bir süredir alarm veriyor. Hatta kendi bakanlığı bile iktidarı uyarıyor. Bu sezonu kaçırırsak felaket olur diyor. Ama muhteremler uymaya devam ediyor. Bu hafta turizm haftası. Lafa geldiğinde turizm istihdam sağlar, turizm barıştır, dostluktur diyorlar. Turizmin ekonomi için ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyorlar. Ama sektörün içinde bulunduğu sıkıntıları nedense hatırlamıyorlar. Hatta yok konaklama vergisi, yok tanıtım ajansı katkı payı diye ek vergiler, ödemeler çıkarıyorlar. Yetmiyor, şimdi de Meclis Turizm Komisyonu'ndan tanıtım ajansı beyannamesi vermeyi unutma. Ya bu cümleyi okumakta zorlandım. Cezası çıkarıyorlar. Hani olur da turizmci beyanname vermeyi unutursa 13.500 lira ceza ödeyecek. Zihniyete bakar mısınız? Turizmci destek bekliyor, iktidar turizmcinin olmayan parasına göz dikmiş. Halbuki pandemi sebebiyle nakit akışı sıkıntıya giren turizm sektörünün toplam kredi hacmi yaklaşık 110 milyar lira. Bu kredilerin bir yıl ertelenmesinin maliyeti de 15 milyar lira. Türkiye için bu kadar önemli bir sektör için 15 milyar lirayı göğüsleyemeyeceksen sen ne işe yarıyorsun kardeşim? Böyle iş bilmezlik, böyle çapsızlık olur mu? Değerli dava arkadaşlarım, turizm sektörü işte böyle diken üstündeyken iktidar turizm teşvik kanununda değişiklikler yapmak için düğmeye bastı. Biz de umutlandık. Aman ne güzel dedik. Dedik ki herhalde meseleyi gördüler, çözüm üretecekler. Ama ne oldu biliyor musunuz? Teklifin ilk maddesinde aynen şöyle denildi. Kültür ve turizm ve gelişim bölgeleri oluşturma yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilmektedir. Madde 1, gol 1. Bakanlıklar var, sektör temsilcileri var, işletmeciler var, yerel yönetimler var. Bu uzun zincire rağmen kimseye bir şey danışılmayacak, her şeye Sayın Erdoğan karar verecek. Bugüne kadar Sayın Erdoğan'ın inşaatçılığı bildiğini, Sayın Erdoğan'ın tıptan anladığını, Sayın Erdoğan'ın bugün itibariyle turizmin her konusunu çok iyi bildiğini, bu sıralamayı herhalde sonuna kadar bayağı uzatabiliriz. Aklıma gelenler bunlar. Şimdi ihtisas sahalarını öğrenmiş olduk. Şimdi turizmle ilgili her bir bölge oluşturmasını oturacak kendisi karar verecek. Bu kadar zor bir zamanda bile kafaları tüm yetkiyi tek adama aktarmaya çalışıyor. Allah akıl fikir versin. Peki ilk madde böyle olunca devam nasıl geliyor dersiniz? Otlaklar, yaylalar, meralar Sayın Erdoğan'ın uygun göreceği şartlarda turizme açılacak. Ormanlarımızı kapsayan bölgeler nasıl sınırlanacak belli değil. Yerel yönetimlerin yetkisi de kısıtlanıyor. Kim nereyi nasıl yağmalayacak artık siz hesap edin. Her zaman olduğu gibi bu değişiklikte de istihdam yok, turizmci yok, kalkınma yok. Her zaman olduğu gibi yine rant var, peşkeş var, 5 müteahhit var. Her zaman olduğu gibi yine Sayın Erdoğan var, millet yok. Meclis grubumuz bu konuda 13 önerge verdi. Milletvekillerimizin tamamına, hepsine çok teşekkür ediyorum. Ne oldu dersiniz? Hepsi iktidar ortakları tarafından reddedildi. Miting meydanlarında memleketin bir tek çakılını vermeyiz diye fırtınalar estirenler ormanlarımızın, meralarımızın, sahillerimizin rantçılara peşkeş çekilmesine imkan tanıyacak bu çalışmaya gıkını bile çıkarmıyor, üstüne bir de destek veriyor. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Türkiye 2020 sezonundan sonra 2021 sezonunu da kaybederse hem sektör, hem firmalar, hem yüz binlerce çalışan, hem de ülkemiz kaybedecek. Yapmayın. Aklınızı başınıza alın. Turizm firmalarına, dolayısıyla sezonla birlikte ekmek bekleyen yüz binlerce çalışanımıza, tedarik ve ulaşım zincirindeki işletmelerimize, esnafımıza omuz verin. Aksi takdirde saydığım bu zincirde peş peşe iflaslar yaşanacak. Türkiye bunu kaldıracak durumda değil. Aziz milletim, son 19 yılda dünya ekonomisi neredeyse 2 kat büyüdü.
Yani insanların hayat standardı 2 kat yükseldi. Bu ne demek? Ülkelerin ekonomisi geliştikçe, refah seviyesi arttıkça daha fazla insan tatil yapma ve gezme imkanına erişiyor demektir. Ama Türkiye bu yükselişi, bu zenginliği maalesef yakalayamadı. Dünyada turizm büyüdü, Türkiye yerinde sayıyor. Sadece son 10 yılda dünyadaki turist sayısı %48 arttı ama 10 yılda Türkiye'nin bu pazardan aldığı pay değişmedi. Paramız ucuzlamasına rağmen aldığımız pay aynı kaldı. Piyasada bir ürünün fiyatını yarıya indirirseniz o ürün daha çok satılır. Pazar payı da artar. 5000 liraya satılan bir televizyonun fiyatı, aynı televizyonun fiyatı 2500 liraya düşerse haliyle daha çok satılır değil mi? Bundan 10 yıl önce dolar kuru 1,5 lirayken Türkiye'nin turizmden aldığı pay %3,5 civarındaydı. Bugün dolar kuru 8,11 lira. Yani Türkiye'de tatil yapmak neredeyse 5 kat ucuzlamış. Hadi enflasyonu da hesaba katalım. Merkez Bankası'na göre 10 yıl önceki 100 lira bugün 280 lira değerinde. Enflasyona rağmen bir yabancı turist açısından Türkiye'de tatil yapmak 10 yıl öncesine göre yarı yarıya ucuzlamış. Pazar da büyümüş, 1,5 katına çıkmış ama Türkiye'nin turizmdeki pazar payı değişmemiş. Üstelik turist başına elde edilen gelir de 780 dolardan 650 dolara düşmüş. İktidar mensupları bize istediği kadar kızabilir ama biz buna başarısızlık diyoruz. İş bilmezlik diyoruz, ciddiyetsizlik diyoruz. Avrupa'da yaşayan bir asgari ücretli Türkiye'de 5 yıldızlı bir otelde 15 gün tatil yapabiliyor. Ekonomi dehası damat ve kayınpederi sağ olsun, Türkiye'de tatil yapmak hiç bu kadar ucuz olmadı. Buna rağmen Türkiye'nin dünya turizminden aldığı pay değişmiyorsa bu düpedüz başarısızlıktır. Değerli dava arkadaşlarım, başarı nedir biliyor musunuz? Başarı Türkiye'yi turizmde dünya lideri yapmaktır. Başarı turist sayısını 80 milyona çıkarmak, kişi başına elde edilen geliri de 1000 doların üzerine çıkarmaktır. Bizim için başarı turizmden en az 80 milyar dolarlık gelir elde etmektir. Ama bu hedeflere bu zihniyetle ulaşamayız. Başarının birinci adımı Türkiye'yi özgürlüklerin doyasıya yaşandığı bir ülke yapmaktır. Libya'nın da çok güzel kıyıları var. Ama Libya bir turizm ülkesi olamadı. İran'da, Irak'ta, Suriye'de de tarih ve kültür mirasına sahip ülkeler. Ama turizm ülkesi değiller. Peki neden? Çünkü turizm özgürlüğün peşinden gider. Ülkenizde demokrasi yoksa turizm de olmaz. Ülkenizde adalet yoksa turizm de olmaz. Ülkenizde huzur yoksa turizm de olmaz. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıp Türkiye'yi dünya aleme rezil ederseniz turizminiz de rezil olur. Daha demokrasi ile ekonomi arasındaki bağı çözememiş kafalara demokrasi ve turizm arasındaki bağı anlamak ağır gelebilir ama hakikat budur. Özgürlüklere saygılı bir ülke olmadan turizmde liderlik koltuğuna oturamayız. Yani partili cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtulmadan turizmde liderlik koltuğuna oturamayız. Aziz milletim, biz İYİ Parti olarak iktidara yanlışını söylediğimiz zaman ne yapılması gerektiğini, doğrusunun ne olduğunu da söyleriz. Eleştirdiğimiz zaman nasıl olması gerektiğini de söyleriz. Bu sorunu dile getiriyorsak, bir sorunu dile getiriyorsak çözümünü de öneririz. Bizim siyaset anlayışımız budur. O nedenle iktidara seslenmek istiyorum. Kısa çalışma ödeneğini 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatın. Sicil affı çıkartın ve düşük faizli destek kredi desteklerinden sektörün genelinin yararlanmasını sağlayın. Turizm sektörü özelinde mücbir durum ilan edin. Kurumlar vergisi, gelir vergisi ve SGK borçlarını 2021 sonuna erteleyin. Orta ölçekli firmalara, özellikle de bu süreçte çok zorluk yaşayan acentelere desteklerin adil ve eşit olarak dağıtımını sağlayın.
Genel KDV indirimlerini 2021 sonuna kadar uzattın. Sektör açısından çok stratejik bir yerde bulunan charter havayolu şirketlerine acil olarak kredi ve hibe destekleri verin. Havaalanı ücretlerini havayolu şirketlerinin talepleri doğrultusunda pandemi koşullarını göz önüne alarak tekrar değerlendirin ve makul oranlara indirin. Turizm sektörüne ait kredileri bir yıl faizsiz olarak erteleyin. Değerli dava arkadaşlarım, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün 2030 öngörülerine göre kitle turizmi azalacak, bireysel seyahatler artacak. Alternatif turizm türleri daha çok rağbet görecek. Turizmde seyahat süreleri azalacak, seyahatlerdeki harcamalar artacak. Turistler çevreye, doğaya, kültüre duyarlı yerleri tercih edecek. Ekoturizm, macera turizmi ve kırsal turizmin sektördeki payı giderek artacak. Turizmden elde edilen toplam gelir de 2 trilyon doları bulacak. Biz burada sıralanan her niteliğe sahibiz. Dolayısıyla payımızı artırmamız hiç de zor değil. Türkiye'nin turizmde lider ülke olmak için her türlü kaynağı var. Turizmde birinci sırada yer alan Fransa'dan çok daha zengin bir kültür ve tarih mirasına sahibiz. Turizmde ikinci sırada yer alan İspanya'dan çok daha iyi bir iklime ve doğal güzelliklere sahibiz. Hem Hristiyan coğrafyasından hem de Müslüman coğrafyasından turist çekebilecek kültürel bir derinliğe sahibiz. 8000 kilometre aşan kıyılarımız var. Aynı anda sahilde denize girilip dağda kayak yapılabilen tek ülkeyiz. Özel sektörün muazzam çabalarıyla modern turizm tesislerine sahibiz. Yani önümüzde çok büyük bir fırsat var ve bu fırsatı değerlendirmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Yeter ki önce millet, önce memleket densin. Yeter ki doğru bir sistem, vizyon sahibi bir iktidar, işinin ehli, liyakatli kadrolar başa gelsin. Yeter ki milletimiz yetkiyi bize versin. Aziz milletim, sandıkta yetkiyi aldığımızda ülkemizi çok farklı bir turizm vizyonuyla tanıştıracağız. Yerinden yönetilen, yenilikçi, şeffaf, sürdürülebilir ve kalite odaklı bir sektörel gelişim için çağı yakalayan yeni turizm politikalarını hayata geçireceğiz. Bizim için yatırım olmadan turizm olmaz. Geleceğe yönelik yatırımlar yapacağız. Ülke genelinde turizmin gerçek envanterini çıkaracağız. Salgın sonrasındaki tüketici eğilimlerini de dikkate alarak yatırım planlaması yapacağız. Ülke düzeyinde kapsamlı bir turizm dönüşümü başlatacağız. Turizm sektörünü turizmcileriyle yerinden yöneteceğiz ve denetleyeceğiz. Kamu ile turizm sektörü el ele çalışacak, sektör ortak akılla yönetilecek. Turizmde kaliteyi koruyacağız, geliştireceğiz. Niceliğe değil, niteliğe odaklanacağız. Bölgelerdeki turizm planlamalarını sürdürülebilir bir anlayışla yöneteceğiz. Hızlı tren ağları ile turizm bölgelerini birbirine bağlayacağız. Antalya'ya gelen Denizli'ye, Konya'ya gidebilecek. Antep'e gelen Diyarbakır'a, Urfa'ya, Mardin'e gidebilecek. Turizmde kişi başı geliri artıracağız. Artık kaynaklarını israf eden, çok turist ağırlayan ama az kazanan bir ülke olmayacağız. Turizmdeki haksız vergileri kaldıracağız. Konaklama vergisini şehir vergisine dönüştürüp oranını turizmciyle yeniden birlikte belirleyeceğiz. Şehirden toplanan o şehre harcanacak. Turizmin tanıtımını eskiden olduğu gibi yeniden devlet yapacak. Tanıtım ajansı için alınan parayı turizmci sigorta fonuna dönüştüreceğiz. Turizmciden toplanacak parayı olağanüstü durumlarda zora düşmüş turizmcilere bu fondan geri ödeyeceğiz. Bizim için çevremizin, doğal ve kültürel değerlerimizin korunması turizm sektörü için vazgeçilmezdir. Aynı zamanda sürdürülebilirliğin de temelidir. Denetim ve çevre sorunlarını mutlaka çözeceğiz. Turizm sektörünün yıllardır beklediği yasal altyapı eksiklerini gidereceğiz. Ayrıca yine yıllardır beklenen, başta kıyı kullanımı olmak üzere
sektör bileşenlerinin koordineli çalışmasını sağlayacak turizm örgütlenme ve çatı yasasını çıkaracağız. Türkiye'nin farklı turizm alanlarındaki potansiyelini her yönüyle kullanacağız. Bölgesel kimliklere ağırlık vereceğiz. Bölgelerin kültürel, arkeolojik, tarihsel değerlerini ön plana çıkarıp Türkiye'nin tüm bölgelerinde topyekün bir turizm hareketi başlatacağız. Turizm denince artık akla sadece sahillerimiz, deniz, kum, güneş gelmeyecek. Şehir ve kırsal turizmine de önem vereceğiz. Turizmi çeşitlendirip 12 aya yayacağız. Sağlık turizmi, kongre turizmi, karavan turizmi, ekoturizm, dağcılık, spor turizmi, macera turizmi, gastronomi turizmi, geriatri turizmi gibi alanları geliştireceğiz. Say say bitmeyen başlıklar var görüyorsunuz ve hepsi bizde mevcut. Sektörün finansman sorunlarına çözüm getireceğiz. Türk turizmi krediyle dönüyor. Fakat bu kredilerin geri ödenmesine çözüm bulunamazsa sermayenin el değiştirme ve ülkemizin turizm kazanımlarını kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Bir devlet politikası olarak turizm firmalarının kurtarılması önceliğimiz olacak. Ez cümle İYİ Parti iktidarında turizmci kendini yalnız hissetmeyecek. İyi günde de kötü günde de onların yanında olacağız. Turizmi kalkındıracağız. Turizmciyi sevindireceğiz. Bizim iktidarımızda inşallah turizmciler haftasını hep birlikte mutlu bir şekilde kutlayacağız. Polis haftasını da öyle kutlayacağız. Söz. Aziz milletim, değerli dava arkadaşlarım. Bu iktidarın Türkiye'ye vereceği bir şey kalmadı. Ama kimse endişe etmesin. Türkiye çaresiz, Türkiye çözümsüz değil. Türkiye 19 yıllık iktidarın sonunda bayrak asılmış patates, soğan kamyonlarına mahkum değil. Satın aldıkları o patates ve soğanları taşıdıkları kamyonlara bayrak asmışlar. Bu aziz millet Sayın Erdoğan umursamazlığına, küçük ortağın öfke nöbetlerine. Şimdi bunu söylerken bile diyorum ki gelecek haftaki bir hangi sövgüleri, küfürleri yiyeceğiz. AK Parti iktidarının ona reva gördüğü zorluklara, fakirliğe ve kargaşaya mecbur değil. Milletimiz zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye'yi hak ediyor. Milletimiz gayretimizi görüyor, samimiyetimizi biliyor. Gittiğimiz her yerde derdini döküp bizden çözüm bekliyor. Millet bizi çağırıyor. Endişeye mahal yok, az kaldı. Projeleriyle, çözümleriyle, vizyonuyla iyiler geliyor. Biz varız, kimse merak etmesin. Bu zor günler geçecek. Biz geleceğiz ve Türkiye nefes alacak. İYİ Parti iktidarında demokrasi işleyecek, hukuk işleyecek, ekonomi işleyecek, çarklar dönecek ve şuna inanın, Türkiye iyi olacak. Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Mübarek Ramazan ayı ülkemize, milletimize hayırlara vesile olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.